Selamünaleyküm dostlar. Arif isimli hikayemizin 3. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Bugün ne yesem acaba? Mırıldanarak kalkıyorum yerimden. Dolapta biraz kabağımın olduğunu hatırlıyorum. Onu değerlendirmem gerek, yoksa bozulacak. Yanına da peynirli bir makarna yapmak istiyorum. Mutfağa varana değin planım kafamda hazır hale geliyor. Yemek yapmayı severim dostlarım. Son 2 senede yalnız yaşamaya değer her şeyi sevdim ama yemek yapmak aralarında en çok sevdiğim oldu. Yeni dinlemeye başladığım sesli kitaplardan birini açıyorum ve kollarımı sıvıyorum. Önce hijyen elbette, ellerimi güzelce yıkıyorum. Tam da o anlarda kapım yumruklanmaya başlıyor. Musluğu aceleyle kapatıp masadaki roladan kağıt havlu koparıyorum. Elimi kurularken G'nin Tarık olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tarık yumruklarken aynı zamanda elini zilede basılı tutuyor. Onun hayvanca tarzı bu. Sesli kitabı durdurup çıkıyorum mutfaktan. Kapıya gidiyorum. Açmadan önce minik gözden G'nin kim olduğuna bakıyorum. Dostlarım, gördüğüm yüz Sena'ya ait. Kapımı ısrarla çalan kişi Sena. Şaşkınlıkla açıyorum kapıyı. Üstümde siyah eşofman altım ve ananas desenli bir kısa kollu tişört var. Ve ben düşük IQ'lu bir birey olduğum için üstümdekilerin idrakine kapıyı açtığım an varıyorum. İş işten geçmiş oluyor yani. Sorun üstümdeki saçma sapan tişörtten daha başka elbette. Karşımda Sena duruyor. Evimin kapısını Sena çalıyor. Ve ben birini gördüm sanki. Daha ciddi ve gerçek bir sorun. Sena iyi görünmüyor. Konuşmaya çalışıyor ama nefes nefese ve panik halinde. Otobüs durağına gidiyordum. Arabam yanımda değildi. Naz beni yukarıda bıraktı. Sonra ben bu yoldan geldim. Arkamdan adım sesleri geliyordu. Eminim, duydum. Yemin ederim. Nefesi sürekli tıkanıyor. Korktuğu için kelimelerini toparlayamıyor ama kendini bana açıklamak için çırpınıyor. Sena, dur. Biraz soluklan. Sakin ol. Daha fazla çırpınışını izlemek istemiyorum. Kapımı çalmış olması, şu an burada olması o an gözüme en problem gibi gelmeyen şey. Bekle, su getiriyorum. Bir bardak su ve kolonya alma niyetindeyim. En azından titremesi geçsin istiyorum. Gitmek için dönüyorum ama tişörtümün ucunda hissettiğim baskıyla duruyorum. Gitme. Yalvarırım gitme. Çok korkuyorum. Gördüm. Gölgesini gördüm. Ben apartmana girdikten sonra kapının önünde durdu. Küçük bir çocuk gibi yalvarıyor bana. Yutkunuyorum. Bakışlarım tişörtümün ucuna tutmuş eline kayıyor. Onun da bakışları orayı buluyor benimle beraber. Elini ateşe değmiş gibi çekiyor. Sanki ben bakana kadar ne yaptığının farkında değildi. Özür dilerim, özür dilerim. Özürler sıralıyor bu sefer. Sonra birden dudakların arasından bir hıçkırık kaçıyor. Ağlamaya başlıyor. Özür dilerim, ne işim var burada bilmiyorum. Aklıma sadece sen geldin, özür dilerim. Ellerini yüzüne kapatıyor. Hıçkırıkların arasından hala bana açıklama yapma derdinde. Bir yandan da ağlamasını engellemeye çalışıyor. Daha fazla dayanamıyorum. Sena, bana bak. Duymuyor ya da algılayamıyor. Bana bakar mısın Limon? Benim nane. Yeniden sesleniyorum. Kafasını kaldırıyor. Gözleri hala dolu dolu. Hemen kızarmış gözlerinin etrafı. İçeri geçmek ister misin? Kimse yok. Ben kapının önünde bekleyeceğim. İçeri geçip sakinleşene kadar kalabilirsin. Tülay ablamı arayacağım. O gelir hemen. Aklıma gelen tek çözüm yolu bu oluyor. Tüm yapıp yapabileceğim bu. Onu evimde misafir edemem. Neresinden tutsam elimde kalacak bir şey bu. Ama eğer kendini güvende hissedecekse evimi ona verebilirim. Kendini güvende hissedecekse her şeyimi ona verebilirim. Sena boş gözlerle bana bakıyor. Sunduğum fikrin saçmalığı yüzünden bu boş bakışları yadırgamıyorum. Bu kız bana nasıl güvensin? Evde kimse yok diyorum ama onu içeri sokup kapıyı üstüme kilitlemeyeceğim ne malum? İt kopuk olmadığım ne malum? Bir seri katil ya da organ mafyası mensubu olmadığım ne malum? Dostlarım görüyorsunuz ya. Bazen bir anneden 10 kat daha evhamlıca düşünebiliyorum. Tam da o anlarda yeni bir aydınlanma yaşıyorum. Polisi arayacağım. Buraya kadar takip edildiğini söylüyorsun. Düşük zekalı olduğumu hiçbir zaman inkar etmedim. İlk yapmam gereken şey en son aklıma geliyor. Sena'nın hali elimi ayağımı birbirine dolaştırmış durumda çünkü. Burada kal, tamam mı? İçeriden telefonumu alıp hemen geleceğim, hemen diyorum onu almak için yüzüne bakarken. Yine tepki vermiyor. Bunu bir onay sayıyorum ve içeri giriyorum. Mutfağa gidiyorum önce. Hızlıca etrafı tarıyor bakışlarım ama hayır. Telefonumu göremiyorum. Sonra yatak odasına gidiyorum. Telefonumu orada çalışma masamın üstünde buluyorum.
Geri dönüyorum, odadan çıkıyorum. Sena'yı mutfak kapımın önünde ayakta beklerken buluyorum. İçeri girmiş, evime girmiş. Burada bekleyebilir miyim polis gelene kadar? Diyor titreyen sesiyle. O an karşımda nasıl durduğunu anlatmak çok zor dostlarım. Sadece kanadı kırılmış küçük bir serçe gibi. Bekleyebilirsin. Sonra geç istersen. Ben kapının önünde olacağım diyorum hiç duraksamadan. Peki kapıyı kilitleyebilir miyim? Cevap vermeden holü bitiriyorum ve portmantodan anahtarı alıp Sena'nın yanına gidiyorum. Anahtarımı uzatıyorum ona. Bakışlarını ucunda küçük bir papatya sallanan anahtarlarıma indiriyor. Titreyen elleriyle alıyor anahtarı. Benim papatya figürlü anahtarlığımı sımsıkı sarıyor parmakları. Hala korkuyor, görüyorum. Sakinleş, güvendesin. Buradasın, benim evimde. Sana hiç kimse bir şey yapamaz. Yanından geçip mutfağa giriyorum. Dolaptan bir şişe su alıp raftan aldığım bardağı boşaltıyorum. Üstüne birkaç damla oda sıcaklığında su ekleyip ılıştırıyorum. Arkamı döndüğümde beni izleyen Sena ile göz göze geliyorum. Bardağı masanın üstüne bırakıyorum. İşte bütün yapabileceğim bu kadar. Kapının önünde bekliyor olacağım. Polis gelene kadar biraz toparlanmış ol lütfen. Yutkunuyor, başını sallıyor ağır ağır. Çıkıyorum mutfaktan, ardından geliyor. Ben evden ayrılır ayrılmaz kilitliyor kapıyı. Polisi arıyorum ve durumu anlatıyorum. Polisle görüşmem biter bitmez telefonum çalıyor, arayan Sena. Çıtıdan kaşlarımla cevaplıyorum aramayı. Sena, bir sorun mu var? Ses gelmiyor, susuyor. Kapıya doğru bir hamle yapıyorum telaşla ve o anda duyuyorum yorgun sesini. Telefonu kapatmasan olur mu? Ev çok sessiz. Olur diyebiliyorum sadece. Dostlarım, Sena'yı kapımda korkudan tir tir titrer elde gördüğü o andan beri yüreğim huzursuz bir hisle kısılıyor. Bu kadar yakınımda olduğu halde aramızda binlerce kilometre mesafe olması, ona ulaşamamam, yanında olamamam acizliğimi iliklerime kadar hissettiriyor. Birkaç saniye boyunca düzensiz soluklarını dinliyorum. Evin güzelmiş diyor sonra, öyledir. Üst kata çıkan merdivenlik basamaklarından birine oturuyorum. Bundan sonra ne olacak, ne yapacağım ben, bir daha nasıl sokakta tek başıma yürüyebilirim, kendimi bir kabusun içinde gibi hissediyorum. Hiç bilmediğim bir gölge peşimde. Beni takip ediyor. Nereye gitsen peşimden gelecek sanki. Burnu çekiyor. Gözyaşlarını aceleyle silmeye çalıştığını hayal ediyorum nedense. Sena sonumda hep oturduğum koltukta oturuyor ve korkuyla ağlıyor. Tek başına olmasına rağmen gözyaşlarını saklamak istiyor. Her kabusun bir sonu var Lemon. Bütün gecelerin ardından güneş doğuyor ve yepyeni bir gün başlıyor. Bu kabus da bitecek. Yalnız değilsin. Ne olursa olsun sen o kabusta yalnız değilsin. Sevdiklerinle birlikte olarak açacaksın bunu. Susuyor. Yine sessizlik başlıyor. Derin bir nefes alıyor sonra. Evini gezebilir miyim? Limon ağacımı görmek ister misin? Aklını dağıtmak için bir teklif sunuyorum ona. Limon ağacım mı var? Sesinde ufacık bir heyecan yakalıyorum. Ben de heyecanlanıyorum. Limon ağacım var diyorum gururla. Ayaklanıyor. Adım seslerini duyuyorum. Hareketlerini gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Bu tuhaf hissettiriyor. Evimde olduğuna inanmak zor. Mutfağının kapısı bahçeye mi açılıyor? Bu cidden havalı. Mutfağın ortasında durup bahçeme baktığını hayal ediyorum. Sonra birkaç adım daha atıyor. Kapı kulpunu eline götürüyor. Hayır, açamıyor çünkü kilitli. Anahtar diyorum. Kapının üstünde duran anahtarı görüyor tam o anda. Anahtarı iki kez çeviriyor. Kapı açılıyor. Kapının önündeki çift terlik var. Biri benim çiçek desenli koyu yeşil terliklerim, diğeri ise kahverengi düz bir terlik. Hangisini giyeceğini kestiremiyorum. Terlikleri gören bakışlarını hayal edemiyorum. Bir gülüş dolduruyor kulaklarımı. Terliklerin çok güzel, giyebilir miyim? Giyebilirsin. Yüzüme utangaç bir tebessüm yayılıyor. Kocaman ayaklarım içinde kayboldu diye mırıldanıyor. Limon, limon ağacım var gerçekten. Güller, güller kokulu mu? Sardunyalar. Lalen de var. Menekşe mi o? Adını bilmediğim bir sürü tuhaf bitki. Bahçemde gezinen meraklı bakışlarını görüyorum. Sanki birkaç dakika önce korkuyla ağlayan o değilmiş gibi unutuyoruz her şeyi. Dünya bir yana millet, Sena benim bahçemde. Bunlar karanfil galiba. Aman Allah'ım, burada davetsiz bir misafir var. Şaşkın sesiyle birkaç saniye afallıyorum ama sonra kimden bahsettiğini hemen anlıyorum. O terörist yine mi gelmiş? Omurdanıyorum huysuzca. Evcil kaplumbağan değil mi? Cevap vermem beklemeden devam ediyor. Aman da aman, ne kadar tatlı bir şeysin sen böyle. Hayır canım, ne münasebet ne evcili. Canım derken lafın gelişi yani. Canım değilsin elbette. Niye sana canım diyeyim?
Panik oluyorum ama o anlarda Sena'nın umurunda değilim. Mırıltılarına duyunca anlıyorum ki kaplumbağayla konuşuyor. Arif diyor neredeyse 2 dakika sonra. Sesi yeniden durgunlaşmış. Birkaç saniye içinde ne olduğunu anlamıyorum ama onun durgunlaşması beni de aşağı çekiyor. Nane olmak zorunda mıydın? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Susuyorum. Naneden nefret ediyorum. Hem beni terk etti hem de Arif'i elimden aldı. Nanelim onu terk etmek istemezdi. Öyle olması gerekiyordu sadece. Mırıldanıyorum öylesine. Geçmişe bu kadar takılıp kalmasını anlayamıyorum. Neden? Nedenini söyle bana, söz veriyorum inanacağım diyor. İnanınca ne olacak? Üstten bakarak sorulmuş bir soru bu. At metninde senin bana inanman benim için önemli mi sanıyorsun ifadesi var. Acımasızca olduğunu biliyorum ama mevzu bu olduğunda kendimi acımasız olmak zorunda hissediyorum. İnanırsam seni çok severim. Dünyanın en normal şeyini söylüyormuşçasına rahat. Birkaç saniye susuyorum. Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok. İçinde bulunduğumuz durum çok saçma, çok tuhaf, çok yanlış. Sakinleştin sanırım. Burada bitirelim. Kaplumbağayı karafilinden uzaklaştırabilirsen sevinirim diyorum nihayet. Buz gibi oluyorum bir anda. İtiraz ediyor. Uzaklaştırmayacağım. Senin bana yaptığını ben ona yapmayacağım. Derin bir nefes alıyorum ve oturduğum yerden kalkıyorum. Kendisine ait olmayan bir bahçeye davetsizce gelip tağan ediyor. Bunu yapan kim olursa olsun taviz veremem. Mesele ait olmaksa diyor ve bir es veriyor. Ardından ekliyor. Evlen benimle. Sonrasında gelelim Sena'ya. İnanır mısınız? Arif'i tanıyana kadar evlilik fikriyle aramda dünyalar vardı. Evlenmeyeceğim demiyordum ama evlenmeyi de düşünmüyordum. Çünkü nasıl desem hiçbir erkeği hayatıma beraber geçirmeyi isteyecek kadar ilgi duymadım. Mutlu bir ailenin çocuğu değilim. Dolayısıyla hayatımda şahit olduğum iki evli çift olan annem ve babam benim için hoş bir örnek değildi. İlk gençlik yıllarımda sık sık annemin neden babam gibi bir adamla ömrünü geçirdiğini sorguladım. Cevabı hiç bulamadım. Zaten sonra annem de bulamamış olacak ki boşadı babamı. Bana kalırsa annem babamdan boşanınca gerçekten yaşamaya başladı. Evliliğe gerekli olduğu için gerçekleştirilen yemek yemek ve uyumak kadar gerekli ve rutin bir eylem olarak bakamıyordum. Evleneceksem bunu yalnızca hayatımı daha da güzelleştirmek için yapacaktım. Arif'i tanıdığımda ilk düşündüğüm şey onunla yaşamanın nasıl bir şey olacağıydı. Sakin, dünyevi hırslardan yoksun, sıradan bir adam. Yüzünden tebessüm eksik olmaz, küçük bir dünyası var ve o dünyada mutlu. Ben o dünyada yaşamanın nasıl olduğunu merak ettim. Onu ilk gördüğümde bir sahil kenarındaydı. Naz'ın nişanının olduğu mekanın arka tarafında kalıyordu sahil. Nişan merasiminden önce telefonla konuşmak için balkona çıkmıştım. Konuşurken sahilde gezinen gözlerim bir adamda takılı kaldı. Dizlerinin üstüne çökmüş, elindeki küçük şişede duran suyu bir fidanın dibine döküyordu. Bir yandan da konuşuyordu fidanla. Üstündeki takım elbiseye yakışmayan bir ciddiyetsizliği vardı ama o ana çok yakışıyordu. Sonra ayağa kalktı, yürümeye başladı. Hafif hafif sallana sallana yürüyordu. Kıpırdayan dudakları ve ritimle salladığı başı bana bir şarkı mırıldandığını düşündürdü. Neşeli, kaygısız, dans ederek yürüyordu. Kendi etrafında döndüğünde gülmeden edemedim. Durdu, şişenin dibindeki suyu son olarak başka bir ağacın dibine döktü, doğruldu, gözlerini kısarak bir noktaya bakıyordu. Telefonu kulağımdan uzaklaştırıp balkonun demirlerine yaklaştım. Yaptığım görüşme ilgimi çekmiyordu artık. Ona daha yakın olmak istedim, oysa aramızda yüzlerce metre vardı. Adımın baktığı yöne ileriye baktım, pamuk şeker satan yaşlı bir dede vardı. Hala açık olan telefonumda mağaza müdürünün seslenmeleri kulağıma çalınıyordu ama umurumda değildi. Balkonun demirlerine yaslanmış, büyülenmiş gibi onu izliyordum. Pamuk şeker satan yaşlı adama bir şeyler söyledi. Adam giderek ona pembe bir pamuk şeker uzattı. O da giderek yaşlı adamın elini öptü ve pamuk şekeri alıp parasını uzattı. Gülüşü yumuşacıktı. Bulutlar gibiydi. Sonra gidip banklardan birine oturdu. Pamuk şekerini yemeye başladı. Gerçekten büyülenmiş gibi izledim onu. Saliha'nın kızı Ahsen yanıma gelip elbisemin eteklerini çekiştirene kadar ne yaptığımın farkında değildim. Salona yeniden döndüğümde bile neşeliydim. O adamın etkisi üstümdeydi. Göğüs kafesimin içi bir sürü pembe pamuk şekerle doluydu sanki. Sonra zaten onu salonun öbür ucunda bir erkek topluluğuyla gördüm. Naz'ın müstakbel eşi de yanlarındaydı. Kim olduğunu öğrendim böylece. İşte Arif hayatıma böyle girdi. Hiçbir şey yapmadığı halde benim bahçemde açan güzel kokulu, büyüleyici bir çiçek gibiydi. Bir gün Naz'la alışverişe giderken bizi bırakan Fatih durup Naz'a
Bak burası da bizim Marif'in evi diye öylesine işaret edince onun küçük dünyasını da öğrenmiş oldum. Sonrası çorap sokuyor gibi geldi. Evinin arka sokağından geçerken çiçeklerle konuşmasını duydum bazı sabahlar. Aramızda kocaman duvara yaslandım, gülümseyerek dinledim menekşesine Halil'in hatırının nasıl olduğunu soruşunu. Yeni ektiği güle yerini yadırgamamasını, onu çok sevdiğini söyleyişini duydum. Onu dinleyebilme ihtimalimi, içimi öylesine kıpır kıpır ediyordu ki yolumu uzatıyordum evinin önünden geçmek için. O taraflarda işim çıksın diye kendime mekanlar belliyordum. Bu manavın meyveleri daha taze, buradaki markette daha çok indirim var, bu pastanenin tatlıları daha güzel. Aslında bu sokak daha güzel. İçinde Arif gibi bir adam yaşadığı için bu sokak dünyanın en güzel sokağı. Ben hep ne istediğini bilen biriydim. Hayatım hiç kontrolüm dışında karmaşıklaşmadı. Net oldum, isteklerim net oldu, hiçbir şeyden kaçıp saklanmadım. Peşine düştüğüm şeyi bırakmadım. Yine de hayatımda belki de ilk kez hayatımı karmaşıklaştıran ben oldum. Çünkü ne olduğunu öğrenmek ona karşı hissettiğim ilgiyi 10 katına çıkarmıştı. Kendime aynı soruyu defalarca kez sordum. Nane Arif olmak zorunda mıydı? Beni en çok kıran insanla en çok iyileştiren insan aynı kişi olmak zorunda mıydı? Küçük dünyasına hayran olduğum adam, beni çizimleriyle kendisine hayran bırakan adam çıkmıştı. Aslında Arif, dünyanın en hayran olunası adamıydı. Nani olan kırgınlığım belki de Arif'e olan merakımın altında kalıyordu. Merak ediyordum, kaygısız görüntüsünün altındaki kaygıların sebebini, bana karşı ördüğü duvarların sebebini, bu zamana değin ilgimi çeken hiçbir şeyin peşini bırakmadım. Ve ne yazık ki, dünyanın en hayran olunası adamının peşini de kolay kolay bırakabileceğimi sanmıyorum. Bunu zor da olsa kabullendim. Bir bardak su verirken bile alıştırma derdi taşıyan, çiçekli terliklerin içinde ayaklarımın kaybolup gittiği, yemek yaparken domates suyu ve karanfiller dinleyen, anahtarlığında küçük bir papatya sallanan, güldüğünde göğüs kafesimin içini bir sürü pembe pamuk şekerle dolduran bir adam tanıyorum. Bu adamı kaybetmek istemiyorum. Sonrasında hayatınız boyunca kaç tane evlilik teklifi aldınız? Sena, hayatıma gelene kadar ben hiç tane evlilik teklifi almıştım. İlk evlilik teklifimin üstünden bir hafta geçti. O gün elbette ki onu duymazdan geldim ama insan duyduğu şeyi de hafızasından silemiyor. Duydum bal gibi. Deli kadın bana hadi bakkala gidelim der gibi evlen benimle demişti. O gün kendisini takip eden kişi de bulunamadı bu arada. Tıpkı Fatih'in evine giren kişi gibi. Üzerine gezinen kara bulutlar var. Neyse ki erkek kardeşinin yanına geldiğini ve artık tek yaşamadığını söylemişti attığı bir mailde. Hanımefendi mesajlaşmayı fazla cıvık buluyor olacak ki bana acayip acayip mailler atıyor. Merhaba, yalnız değilim. Sinan yanıma geldi. Benim için endişelenmene gerek yok. Bir de geçen gün tezgahın üstünde kabak görmüştüm. Ondan ne yemek yapacaktın? Sinan da hiç kabak sevmez ama yemesi lazım vitamin sonuçta. Kabak sevebileceği bir tarif arıyorum. Sevgilerimle Ece Sena. Cevap olarak yalnızca o gün yapmayı planladığım kabak salatasının tarifini yazdım. Daha ne yazacaktım ya? Evime geldiği gün karakola beraber gittik. Polis arabasındayken tek yaşayıp yaşamadığını sorunca kardeşinden bahsetmişti. Onun için endişelenmem dünyanın en normal şeyi değil miydi? Yerinde kim olsa endişelenir ilgilenirdim. Bu kadar üstüne alınmasına ne gerek var? Her neyse dostlarım. Eminim bu acayip kadın sizin o kadar da umurunuzda değildir. Benim de umurumda değil zaten. Bugün yine size bir ikindi sonrasından sesleniyorum ama hiç de sakin olmayan bir ikindi sonrası bu. Üstümdeki gömleğin düğmelerini aceleyle iliklemeye çalışırken Tülay ablam evimin önünde kornaya basıp basıp duruyor. Patladın patladın. Homurdanıyorum sinirle. İşte kendimi kaptırdığımdan ablamla sözleştiğimiz saati unutmuş ve geç kalmıştım. Sonuç olarak Tülay cadısı eve geçip uslu uslu salonda beklemeyi reddediyor ve beni korna sesleriyle taciz ediyor. Üst katımdaki Nebile teyze cama çıkıp bir azar çekseydi gerçekten çok iyi olurdu. Nihayet hazırlanabildiğimde evden çıkıyorum. Bana kalırsa 15 dakika, Tülay ablama kalırsa 15 asır gecikmiştim. Prenses Arif, sonunda teşrif edebildiniz ya. Zahmet etmeyin diye arabayı ayağınıza kadar getiriyoruz ama yine sizi sıkıntıya düşürdük herhalde diyor arabayı çalıştırırken. Emniyet kemerimi taktıktan sonra kafamı kaldırıp ona memnuniyetsiz bir bakış atıyorum. Niye arabayla gidiyoruz? Egzoz dumanlarının havayı ne kadar kirlettiğinden haberin var mı senin dedim o kadar otobüste gidelim diye. Tülay ablam yüzünü buruşturuyor. Konuştuğun iklim savaşçısı. Hiç kusura bakma bu şıkır şıkır kombinimle toplu taşımalarda sürünecek değildim. Hava bugün kirleniversin biraz. O an durup onu şöyle bir süzüyorum. Sahi sen niye böyle güzel oldun? Hayırdır mangalın arasına düğüm falan mı sıkıştırmış Cimri Fatih?
Üstünde koyu yeşil bir elbise vardı ve başında da açık renkli çiçekli böcekli bir eşarp. Aynen düğün. Seni evlendiriyoruz. Sürpriz diyor alaycı sesiyle. En son Sena ile buluşmayı sonuna reddettiğimden beri bana karşı öfkeyle dolu. Bu cadı niye evlenmemi bu kadar istiyor? Bilmiyorsunuz herhalde. Araya beni sıkıştırıp annemin hedefine şaşırtma niyetinde kendi başını kurtaracak yani. Malum Türkiye şartlarında 33 yaşında bekar bir hanımefendi olmak kolay değil. Seni evlendirseydik de bir rafa erseydik ya. Hiç öyle bir derdim yok aslında. Canım ablam isterse 80 yaşına kadar bekar kalabilir, 81 yaşında da dünya evine girebilirdi. Hatta ölene kadar bekar kalmasında da bir sıkıntı görmüyordum. Nasıl mutlu olacaksa öyle yaşamasını isterdim. Evlenmeyeceğim ben, turşumu kıracaksınız. Yüzündeki tebessüm tuhaf geliyor gözüme. Dikkatimi çekiyor. Ona yanaşıp yüzüne yakından bakıyorum. Ne bu hal, hayırdır? Hemen toparlanıyor, kafamı işaret parmağıyla geri itiyor. Dikkatimi dağıtmasın oğlum, toslayacağım şimdi bir yere. Kombinime yazık olacak, hastane için iyi bir tercih değil. Cümlesine gittikçe kısılan sesiyle tamamlıyor. Ve gülerek dönüyorum önüme. Süslü pakize diye mırıldanıyorum. Telaşlanıyor hemen. Abartı mı olmuş? Dikkat mi çekiyor? Camdan dışarıyı izlerken rahatça konuşuyorum. İyisin iyi, dalga geçiyorum. Didişe didişe Fatihlilerin evine varıyoruz. Tülay ablamın geç kaldık diye başımın etini yemelerinin aksine henüz pek kimse yok ortada. Fatih arka bahçeye kurulmuş uzun masanın başında oturmuş. Yanındaki Tarık'la ve arkası bana dönük biriyle sohbet ediyor. Gecenin yıldızı Mahmut Usta da çırağıyla ufak ufak mangalın hazırlığını yapıyor. Selam veriyorum. Böylece bakışlar bana dönüyor. Fatih ayaklanıyor. Lan Arif yine tarz olmuşsun. Ne yapacağız senin bu karizmayı diyor. Fatih beni baştan aşağı süzerken. Karizma ya, ne karizma ama. Alayla gülüyorum. Tarık'ın yanındaki sandalyeyi çekiyorum oturmak için. Tarık da bana bir hoş geldin diyor. Omzunu sıkıyorum samimiyetle. Sonra bakışlarım karşımdaki genci buluyor. Beyefendi kim diyorum. 18'lerinde duran gence bakarken. Naz'ın arkadaşının kardeşi. Sinan. Çok kaba çocuktur bak. Tam senlik diyor Fatih. Utangaç çocuğunu arkadaş edindirmeye çalışan ebeveynler gibi. Fatih'in ruhu biraz yaşlı mı ne? Memnun oldum Sinan. Sinan dedikten sonra beynimin içinde birkaç tur dönüyor bu isim. Sonra benim köşesi çok jetonum düşüyor. Ha o Sinan bu Sinan. Sizin isminiz neydi? Çocuk dik oturuşuyla ellerini masanın üstünde birleştirmiş ciddiyetle bana bakıyor. Kendimi iş görüşmesinde gibi hissediyorum bir an. Arif, siz demene gerek yok. Direkt Arif diyebilirsin. Rahat biriyim. Çoğu şeyi dert etmem sosyal ilişkilerimde. Nasıl istersen Arif, ne işle meşgulsün? Çocuğun ciddiyetle sorduğu soru beni afallatıyor. Verecek ciddi bir cevabım kesinlikle yok çünkü. Aptal bir çıkıyor dudaklarımdan. Yapıyorum öyle bir şeyler. Saçmalıyorum tabii ki. Sinan'ın kaşları havalanıyor. Nasıl yani? Öyle yani diyorum duraksamadan. Yanımdaki Tarık'a bakıyorum beni kurtarması için ama o telefonla gömülüp bir şeyler yapıyor. Sonra Fatih'e bakıyorum. O da gayet eğlenerek bana bakıyor. Lanet adam. Eğitim durumun ne? La havle ve la kuvvete. Bu soruya da kaçınmak bir cevap vermek üzere dudaklarımı aralıyorum ama küçük diktatör son bir manevra yaparak beni çaresiz bırakıyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorum da. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduğunu söylemişti Fatih abi. Dikkatimi çekti. Fatih araya giriyor. Tabii oğlum kapı gibi diploması var. Hukuk mezunu hukuk. Fatih gerçekten biraz yaşlı ruhlu. Aksi halde bana yaptığı ayılığı mantıklı bir yere koymam çok zor. Mesleğimi yapmıyorum. Okulda sevmezdim. Benden sana iş çıkmaz Sinan. Konuyu kapatıyorum. Fatih'e de senin defterine sonra duracağım düdük manalı bir bakış atıyorum. Tarık nihayet telefonundan kafasını kaldırabiliyor. Arif'in sana verebileceği tek tavsiye istemediğin bir bölümü kesinlikle tercih etmemen yönünde olur Sinan. Bu ikisi bugün anlaşmış mı? Normalde hiç açılmayan konuları inatla deşmelerinin başka bir açıklamasını bulamıyorum çünkü. Neyse ki Artun gelip saçma sapan körlükten falan bahsetmeye başlayınca konu dağılıyor da Sinan'ın radarından çıkabiliyorum. Sena'nın kardeşi en az Sena kadar tuhaf. Sena demişken kardeşi burada olduğuna göre kendisi şu an içeride olmalı. Hanımefendiler evde, biz de bahçede takılıyoruz. Fatih'in işten arkadaşları, bizim birkaç ortak arkadaşımız derken ortam yavaş yavaş şenlenmeye başlıyor. Musti nerede kaldı ya diye mızmızlanıyorum. Tatlı küçük kara deliğim Musti yanı başımda masaya silip süpürmeyince kendimi çok eksik hissediyorum çünkü. Üstelik Musti etçeli bir kara delik ve önümüzdeki masada etin bin bir çeşit hali var. Musti böyle bir organizasyonu kaçırırsa bir hafta gözüne uyku girmez biliyorum. İşten çıkıp gelecekti. Demek ki işleri uzamış. Elindeki kamerayla ayarlamalar yapan Tarık yanıtlıyor sorumu. YouTuberlık kariyeri tam gaz devam ediyor.
İzleyicileri beşi bir yerde fanı olduğu için yapışkan magazin muhabirleri gibi darlıyor bizi yürüyen bela, Musti'nin donuna kadar alırım tehditlerinden bile korkmuyor. Saatleri ilerliyor, sohbet koyu ama ben bir noktadan sonra sıkılıyorum ve tüm dikkatimi kucağımdaki Fatih'in arkadaşının oğluna veriyorum. Onunla oynarken çocuğun eli çarpıyor, yanımdaki Ertuğrul'un meyvesi üstüme devriliyor, üstüm başım rezil oluyor tabi. Vişne suyu bir de. Çocuğu Ertuğrul'un eline tutuşturuyorum, kem gözlü Fatih'in nazarı değdi, şu halime bak diye omurdanıyorum. Bana bir peçete destesi uzatıyor Fatih, tantana yapma kardeşim, ver restemiz tişört. Kurula da bir ıslaklığını. Cömert tarafından kalkmışsın lan bugün diyor kucağındaki her şeyden habersiz bebeği zıplatan Artun. Fatih'le ayaklanıp eve gidiyoruz. O önden gidiyor. Ben de yavru ördek gibi takip ediyorum. Holü geçip üst kata çıkan merdivenlere çıkıyoruz. Aşağının aksine burası sessiz. Fatih bir odanın önünde duruyor. Bana dönüyor. Sen misafir odasına geç, ben gömlek falan getiriyorum. Karşıdaki odayı işaret ediyor. Senin de gömleklerinden istemem. Doğru düzgün tişört getir. Bir de pantolon kaliteli olsun. Çökeceğim üstüne çünkü. Daha da vermem sana diye sesleniyorum gösterdiği odaya girerken. Muazzam olan burası. Bulduğunda bunuyorsun. Homurdanıyor Fatih. Isırtarak giriyorum odaya. 5 dakika sonra falan geliyor. Etiketleri üstünde duran polo yaka bir tişörtle pantolon getirmiş. Rengi bir tık açık olsaymış bana daha iyi giderdi ama neyse. Diyorum koyu mavi tişörtü paketinden çıkartırken. Gidiyorum ben aşağı. Kendi başına giyinebilirsin herhalde. Onu da benden bekleme. Defol Fatih. Gömleğimin düğümlerini açmaya başlıyorum. Canım gömleğim, pek de severdim seni. Fatih defoluyor. Giyiniyorum ve çıkıyorum ben doyalanmadan. Tişört sırıtmıyor ama pantolonun belinin bolluğunu kemer zor toparlıyor. Bu adam evlendikten sonra çok saldı. Biraz dalga geçelim de kilo versin. Kendi kendime mırıldanıyorum odadan çıkarken. Koridorda yürürken arkamdan bir kapı açılma sesi geliyor. Refleksle dönüyorum. Sena'yı görüyorum. Birkaç adım ilerimdeki odanın önünde duruyor. Bir eli kapı kulpunda. Diğer elinde ise bir kitap tutuyor. Kitaptaki bakışlarım Sena'nın yüzüne çıkıyor bu kez. Tuhaf bakıyor bana. Bir duvara bakar gibi bakıyor. Bir yabancıya bakar gibi bakıyor. Gülüyor birden. Alaycı bir gülüş bu ama sanki kırgınlık da var içinde. Elindeki kitabı kaldırıyor. Seninmiş galiba diyor kapağını bana çevirirken. Tanıyorum hemen. Evet benim. Üniversiteyken sahaftan aldığım kitaplardan biri bu. Bulmakta epey zorlandığım için çok kıymetliydi benim için o zamanlar. Şimdi merakım kalmadığı için Fatih'e vermiştim. Geçenlerde almıştı evden. Sena'nın çıktığı o da evin kütüphanesi zaten. Benim de evet diyorum. Benim olduğunu nasıl anladın hiç düşünmeden. Odanın kapısını kapatıyor tamamen, yürüyor bana doğru ve adımları bir adım ötemde çaprazımdayken duruyor. Bir şey uzatıyor bana. Üstünde bir şeylerin yazdığı dikdörtgen bir kağıt gibi geliyor gözüme. Ne olduğunu anlamayarak bakıyorum. Kitap artık benim ama bu sana ait. Sesi buz gibi. Benim kafam iyice allak bullak oluyor. Uzanıp alıyorum. Bir şeyden alınmış iki mısrayı okuyor gözlerim. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir. Açık deniz gibidir. Yazıyı tanıyorum. Şiiri daha çok tanıyorum. Avuçlarımdaki şeyin bir kağıt parçası olmadığını anlıyorum. Ön yüzünde geçmişin en acı yüzünün olduğunu biliyorum. İnsan geçmişini yok edemiyor dostlarım. İstediği kadar unutmuş gibi yapsın, istediği kadar yokmuş gibi yapsın, geçmiş hep duruyor. Sena'nın gördüğüne emin olduğum ön yüzü çeviriyorum. Bir kağıt parçası değil bu, fotoğraf karesi. Göğsüme başını yaslamış kadının gülen yüzüne bakıyorum. Kahkaha attığım için eğilen başımla objektife doğru düzgün giremeyişime bakıyorum. Parmaklarımızda parlayan alyanslara bakıyorum. Sena yanımdan usulca geçiyor. Varlığını hissetmemi istemiyor sanki. O an orada olmak istemiyor belki de. Elim yumruk oluyor. Avuçlarımın içindeki kağıt buruşuyor. Arkamı dönüyorum. Sena merdivenlerin başında. Sena. Duruyor adımları ve bana çeviriyor başını. Gözleri öyle tuhaf bakıyor ki dilim düğümleniyor. Neden seslendiğimi zaten bilmiyorum. Tam da o anlarda aşağıda bir hareketlilik oluyor. Artun benim adımı sesleniyor. Sesi telaştı. Arif, Arif neredesin diyor. Sena hızlı adımlarla merdivenlere inmeye devam ederken ben bir an kala kalıyorum ama Artun seslenmeye devam ediyor. Nihayet merdivenleri yürüyorum. Görüyor beni. Oğlum neredesin? Acele et, hastaneye gidiyoruz. Ne hastanesi? Ne oluyor oğlum diyorum aklım. Sena ile ve biraz önce yaşananlarla dop doluyken. Mustafa kaza geçirmiş. Trafik kazası. Sonrasında 9 yıl öncesi. Baba, ben okulu bırakmak istiyorum. Mutlu değilim çünkü, hiç mutlu değilim hem de. Yapamıyorum, burada olmak istemiyorum. Bütün gün eve gidip şey yapmanın hayalini kuruyorum. Şey, genç adam havadaki yere düştü mutsuzca. Günlerdir provasını yaptığı konuşmanın hep aynı yerinde takılıyordu.
Baba ben resim yapmak istiyorum cümlesi çıkmıyor dudaklarından. Hayatında ilk kez babasının kararına karşı çıkmaya niyetlenmişti. Kolay değildi. Uslu, büyüklerinin sözünden çıkmayan, yaramazlık yapmayan bir çocuk olması tembihlenmeye başladığında henüz 3 yaşındaydı Arif. Babası annesini kemoterapiye götürmek için evden çıkarken son bir kez ona ve Tülay ablasına dönüyor. Halanızı üzmeyin, yaramazlık yapmayın, siz uslu durun kendiniz çabuk iyileşin diyordu. Arif hiç yaramazlık yapmadı. Annesi çabucak iyileşip eve gelsin diye bir köşede sessizce oturan, halası gel dediğinde yerinden kalkan, neye dediğinde sevmediği yemek olsa bile yiyen bir çocuk oldu. 3 yaşındaydı, annesini istiyordu, annesini özlüyordu. Halası sinirli bir insandı. Gözlerinin önünde kendi çocuklarını dövüyordu bile bazen. Oysa Arif'in annesi çocuklarını el kaldırmazdı asla. Bağırmaya dahi kıyamazdı. Yıllar geçti, annesi iyileşti. Uslu çocuk Arif çevresindekilerin "Bu ne biçim çocuk böyle, hiç yaramazlık yapmıyor, yerinden kalkmıyor" cümleleriyle büyüdü. Tıpkı ilk ve ortaokulda olduğu gibi lisede de başarılıydı. Zeki değildi ama çok çalışıyordu Arif. Hayatı test kitaplarından ibaretti. Babası hukuk okumasını çok istiyordu. Haksızlığa kurban giden dedesinin senelerce hapislerde suçsuz yere süründüğünü anlatıyor. Oğlunu iyi bir adalet savunucusu olması için tembihliyordu. Hukuk kazanmayı ve ailesinin onunla gurur duymasını, onu sevmesini istiyordu. Üniversite sınavı gelip çattı. Arif çok iyi bir dereceyle kazandı İstanbul hukuku ama mutluluğu kısa sürdü. Babasını memnun ettikten sonra kendi yüreğini şöyle bir yokladığında yüreğinde bu bölüme karşı en ufak bir heyecan veya istek olmadığını gördü. Ve bu iş değişmedi. Okuduğu alan ilgisini çekmiyordu. Dersler sıkıcı, sınavlar daha da sıkıcıydı. Zordu ayrıca. Sevmeyen, istemeyen biri için her şey çok daha zordu. Üniversitede başarılı değildi Arif. Birinci sınıfı zar zor geçmişti. Şimdi ikinci sınıfı bitirmek üzereydi. Okulu bırakmak istiyordu. Bölüm değiştirebilirdi ama neyi istediği konusunda hiçbir fikri yoktu. Şu hayatta sevdiği tek şey resim çizmekti. Onu da babasına söyleyemiyordu. Daha fazla prova yapmayı bırakıp oturduğu banktan kalktı. Edebiyat kulübünün toplantısı vardı. Ona katılıp biraz kafasını başka şeylerle meşgul etmek istiyordu. Hem orada onu da görecekti. Bu düşünceyle utangaç bir gülümseme yayıldı yüzüne. Senenin başından beri kulüpte bir kız vardı. Galiba hoşlanıyordu o kızdan. Okula dair sevebildiği tek şey arada bakışlarının kesiştiği bu kızdı. Şöyle. Güzeldi, güler yüzlüydü, kültürlüydü. Hem samimi hem uzaktı. İnsanlar arasındaki mesafeyi korumayı biliyordu. O gün diğer toplantılardan farklı bir şey oldu. Arif bir şeyleri değiştirmek istedi. Herkes dağılırken Şule'yi tek yakaladığı bir anda çay içmeyi teklif etti. Her şey böyle başladı. Ve bir yıl sonra okulu bırakamadı Arif. Üçüncü sınıfın sonundaydı artık. Kendi isteklerini ertelemek zorunda hissediyordu. Okulu bırakırsa Şule ile evlenemeyecekti. Ne kendi ailesi ne de Şule'nin ailesi böyle bir şeye müsaade etmeyecekti. Arif nihayet o günlerde Şule'ye anlatmak istediği hislerini. Okuduğu bölümü sevmediğini, çok zorlandığını, yorulduğunu ve yıprandığını anlattı. Kim sevdiği işi yapabiliyor ki bu çağda? Hepimiz mecburiyetlerin sırtımıza bindirdiği yükleri taşıyoruz. Yaptığın iş seni mutlu etmese bile sen sevmeye çalış. Başka çaren yok ki. Bırakırsan mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Üzgünüm Arif, olamayacaksın ki. En başta ailen ne hale gelecek düşünsene. Beni geçtim. Kendi ailemin düşüncesine geçtim. Lütfen bunları düşün biraz. Şule haklıydı. Kafasındakileri bir kenara bırakıp uyum sağlaması gerektiğini anladı. Kendi isteği uğruna çevresindekilerin ona sırt dönmesini istemezdi. Okulu bırakma düşüncesinden tamamen kurtuldu. Ve bir yıl daha sonra okuldan mezun oldukları senenin yazında büyük bir organizasyonla evlendiler. Evet evet evlendiler. Şule'nin ailesi her şeyin iyisi olsun benim kızım sonuçta bir kez evleniyor dedikçe üniversiteden yeni mezun olmuş işi gücü bile olmayan Arif'i ve kızlarını büyük bir yükün altına sokmuş oldu. Stajyer avukat olarak çalışmaya başladı Arif. Geceleri de Arthur'un babasının taksi durağında çalışıyordu. 5-6 saatlik uykularla ayakta kalması, sevmediği işi bir de 5 kuruş para almadan yapması gerekiyordu. Üstelik stajyer olmak ayak işlerine koşturulmaktan başka bir şey değildi. Arif bunlardan şikayet etmiyordu. Bile bile evlenmişti zaten. Öngördüğü zorlukları yaşıyordu. Her şeye rağmen sevdiği kadınla evliydi ve bu onu ayakta tutmaya yetiyordu. Yorulmak umrunda değildi. Şule gözlerinin içine bakıp güldüğünde her şeyi unutuyordu. Şule bana çiçek mi aldın? Evet, bu karanfile gözün gibi bakacaksın tamam mı? Soldurursan küserim vallahi. Arif'in öngöremediği bir şey vardı Şule'nin tavırları. Evlendiklerinin ilk aylarında her şey rayındaydı. Sonra ufak ufak tren raylardan çıkmaya başladı. Neredesin Arif? Dışarıdayım canım. Söylemiştim ya.
Mustafa'nın projesi K. Dışarıda neredesin? Bizim çocuklarla oturuyoruz. Gelirim bir saati sanırım. Gelmesen de olur Arif. Hayatı iş ve Şule arasında sıkışıp kalan Arif, kendine birazcık zaman ayırmaya kalktığında Şule rahatsız oluyordu. Zaten ilgisini kısıtlı görebildiği eşinin arkadaşlarıyla bu kadar çok vakit geçirmesine düşüncesizce buluyordu Şule. Oysa Arif, KPSS'ye hazırlandığından bütün gününü evde ders çalışarak geçirmek zorunda olan eşinin nedenle zorlandığını biliyor ve onunla ilgilenebilmek için elinden geleni yapıyordu. Yine de birkaç kez dostlarıyla buluşup eve geç kalsa Şule'nin suratı asılıyordu. Şule'ye kızamıyordu Arif. Karısı zor zamanlar geçiriyordu. Maddi zorluklar, evde kalıp saatlerce ders çalışmak fazlasıyla yıpratıyordu onu. Yine de bu zorlukları beraber aşabileceklerini düşünüyordu Arif. Ve bir yıl sonra. Önümüzdeki pazar üniversiteden arkadaşımın düğünü var. Şule yapma, hani film festivaline gidecektik, bir aydır bugünü planlıyorum ben. Arif gittikçe kayboluyordu, mutlu değildi. Hayatında kendisine ait hiçbir şey kalmamıştı. Evlilik böyle bir şey miydi bilmiyordu. Şule'nin istekleri, Şule'nin dertleri, Şule'nin kırgınlıkları, Şule'nin planları, her şey Şule'nindi. Arif ise etkisiz bir eleman gibiydi. Hep uslu çocuk olması tembihlenen Arif yine uslu çocuk oluyor, sesini çıkarmıyordu. Bu durum Şule'yi memnun ediyor muydu? Elbette hayır. O da mutlu değildi. Sonrasında Arif oturup konuşarak sorunların çözümünü bulmaya çalışmak, hatta evlilik terapisine gitmek gibi bir şeyler düşünüyordu. Bir süre uğraştılar. Arif sık sık kendini sorguluyordu. Evlilik neydi? Birbirlerini bu kadar yıpratıp mutsuz eden iki insan hatayı nerede yapıyordu? Cevapları bulamadı hiç. Olmadı. İpler koptu bir gün. Arif birkaç parça peşiyasını alıp ayrıldı evden. Kaçmak istedi, uzaklaşmak istedi, biraz olsun nefes alabilmek istedi. Aylar sonra bir kez olsun kendini düşündü. Arkadaşının evine gitti. Sonra evden ayrıldığı babasının kulağına gidince ikinci bir kıyamet koptu. Sedat Bey, Mustafa'nın evinin kapısına dayandı, oğlunun aklını başına getirecekti. Ulan it, evlilik çocuk oyuncağı mı? İnsan karısını bırakıp evden kaçar mı? Sen kocaman adam oldun, evlenince biat olursun zannettim ama sen aynı düşüncesiz çocuksun. Senin hiç mi şuurun yok? Hiç mi düşünmüyorsun lan karını? Sen çekip gidince o kızın arkasından neler diyecek insanlar düşünmüyor musun? Baba bir dinle ne olur. O anlarda çalan telefon uçurum kenarına sürülen arabanın frenini patlatan manevraydı. Şule hastanedeydi. Sonrasında hamile olduğundan haberi bile yokken bebeğini kaybettiğini öğrendi Şule. Baba olacağını öğrenemeden evlat acısını tattı Arif. Acısını yaşamasına müsaade bile etmediler ama. O gün o hastane odasında 3 kişi vardı. Arif, Şule, Sedat Bey. Şule de babası da Arif'i suçladı bebeğin ölümünden. Eğer Arif karısı hastalandığında evde olsaydı, sorumsuzca kaçıp gitmeseydi belki de böbrekleri yaşıyor olurdu. Babası hayatında ilk kez tokat attı oğluna. Arif'in hafızasına kazınan o cümleyi kurdu sonra. Çocuğuna bile sahip çıkamayan adama adam mı derim ben? Yazıklar olsun sana. Sinirliydi Sedat Bey. Evladını kaybeden bir babaya söylediklerinin nedenle yaralayıcı olduğunun farkında değildi. Zaten Arif hep düşünmeden öylesine kurulmuş cümlelerle yaralandı. Ve ben boşanmak istiyorum Arif. Mutlu değilim. Peki benim mutluluğum? Benim mutluluğum ne olacak Şule? Kendi mutluluğunu neden bana soruyorsun? Sonrasında bir sabah uyandığında yalnızdı. Şule sessiz sedasız gitmişti. Geride yalnızca başucundaki saksıda duran karanfilin üstüne yapıştırılmış bir not bırakmıştı. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. O günden sonra Arif kendini hiç affedemedi. Bir kadının hayatını mahvetmişti. Evladına sahip çıkmayı bile becerememişti. Çocukça istekleriyle her şeyi mahvetmişti. Sorumsuz, hiçbir şeyi beceremeyen bencil bir adamdı. Evliliği becerememişti. Evlilik onun gibilerine göre değildi. Kaldı ki o saadet dolu bir hayatı hak etmiyordu Şule'ye yaşattıklarından sonra. Gitmeme izin ver. Kahraman olmak istemiyorum. Büyük adam olmak istemiyorum. Sadece herkesle kavga etmek istiyorum. Sonrasında gelelim şimdiki zamana. Mustafa tuhaf bir adamdı. Biz onu ilk tanıdığımızda tuhaf bir çocuktu hatta. Mahalledeki çocuklarla oyunlarımıza dahil olmayan, bizi umursamayan, bizimle hiç ilgilenmeyen iri çocuktu. Zaten uzun boyu ve kilosu yüzünden diğer çocukların ona yanaşma hevesi de yoktu. Babaannesinin evinin balkonunda bütün gün gökyüzünü izler, bir şeyler karalar, resim çizerdi.
Akşamları ise Almanya'daki amcasının hediyesi olan teleskopla yine gökyüzünü izlerdi. O zamanlar Mustafa için çare uzaydı. Uzaya kaçmanın hayallerini kuruyordu. Dünya onu hiç mutlu etmemişti çünkü. Küçükken yaşamak zorunda kaldığı şeyler yüzünden ilk küstüğü şey dünyaydı. Tüm yaşadıklarından sonra şimdilerde canımızın bir parçası olan Mustafa, sevgisini göstermeye bilen bir adam değil. Ya da sevgisini sıradan insanların standartlarına göre gösterebilen biri değil. Onun için birini sevmek, tartışmaktan zevk almak demek mesela, sevdiği insanlara sataşıp sinirlendirir, huysuzca omurdanır hep, şikayet eder bir şeylerden. Ama bir gün canınız sıkılmaya görsün. Parmağınıza kıymık bassa yaranızı sarmaya koşar Mustafa. Merhametle dolup taşmış bir yüreği var. Size hep yemek yemeyi ne kadar çok sevdiğini anlattım ama Mustafa'nın yemek yemekten çok daha fazla sevdiği ve önemsediği bir şey var. Yedirmek. Hiç konuşulmaz ama herkes bilir Mustafa'nın çok iyi bir maaş aldığı halde neden hala taş devrinden kalma bir arabaya bindiğini, neden elinde avucunda hiç birikmiş parasının olmadığını. Çünkü bağışlar Mustafa. Varını yoğunu bağışlar. Kendi bir lokma yiyorsa ekmeğini Afrika'daki çocukla da paylaşır. Suriye'deki anneyle de, yan komşusu Hafize teyzeyle de, elinin uzandığı her yere dağıtır merhametini. İnsan, sevdiklerinin kıymetini en çok kaybetme korkusunu tadınca hissediyor. Fıtratımız yüzünden her şey gibi sevdiklerimizin kıymetini de unutuyoruz. Alışıyoruz varlıklarına. Hep yanımızda kalacaklar sanıyoruz ama bazen kader hatırlatıyor sonu. Mustafa ameliyatı alınalı belki de 7, belki 8 saat oldu. Durumu ciddi. Hep dalga geçtiğimiz taş yerinden kalma araba surdaya çıkmış. Yolda gelirken arabanın halinin fotoğrafını görünce hepimizin içine aynı korku düşmüştü. İnsanın o arabadan sağ salim çıkması zordu, çok zor. Durum iyi değildi Mustafa'nın. Ameliyat bitene kadar buradayız anne, bu gece eve gidemem ben. Annemle konuşuyorum telefonda. Mustafa'nın durumundan haberdar ediyorum onları da. Tamam Arif, dua edin anneciğim. Allah'ın izniyle sağ salim çıkacak oradan Mustafa'mız. Annem de telaştı, üzgün. Babaannesi de vefat edince Mustafa'nın kimsesi kalmamıştı buralarda. Bizim ailelerimiz onun da ailesiydi. Annem kışın bir bana bir de Mustafa'ya at körerdi. Fatih'in annesi köyden getirdiği reçellerden, turşulardan mutlaka Mustafa'ya da ayırırdı. Tarık'ın annesi börek çörek yapınca Mustafa'ya da yollamazsa hiç rahat etmezdi. Hepimizin kardeşiydi çünkü Mustafa. İnşallah anne. Mırıldanıyorum güçsüz sesimle. Ha oğlum, az da unutuyordum. Ne oldu anne? Tülay ablan nerede? Açmıyor telefonunu. Saat kaç oldu meraklandım evladım. Fatihlerdeydi. Kızların yanında saatin kaç olduğunu fark etmemiştir. Naz yengeyi ara istersen. Yok, rahatsız etmeyeyim şimdi. Birazdan gelir herhalde. Kararsız sesiyle mırıldanıyor. Annemle konuşmam bitince ameliyathanenin önüne dönüyorum yeniden. Fatih ile Tarık yan yana oturmuş Kur'an okuyorlar. Artun kan vermeye gittiği için burada yok. Bir saat daha geçiyor. Artun gelip benim yanımdaki sandalyeye çöküyor halsizce. Yiyecek bir şeyler almaya teklif ediyorum ama istemiyor, iştah olmadığını söylüyor. Onlar da Mustafa'nın ameliyatı bitiyor, doktorun tepesine üşüşüyoruz hepimiz. Hastayı yoğun bakıma alacağız. İkinci bir ameliyat gerekebilir. Durumunu gözlemleyerek karar vereceğiz. Hayati tehlikeyi henüz atlatmadı. Önümüzdeki 48 saat çok önemli. Doktor gidiyor, Fatih ile göz göze geliyorum. Fatih, yüzünü avuçlar arasına alıp sandalyeye çöküyor. Geri gidip arkamdaki duvara yaslıyorum sırtımı. Ayakta durmak çok zor geliyor o an. Sonra sağımdan bir hıçkırık sesi geliyor. Bakıyorum, gözlerindeki yaşlarla doktorun ardından bakan Artun'u görüyorum. Artun, yapma böyle lan, diyor Tarık Artun'a doğru bir hamle yaparken. O Mustafa'yı öldüreceğim. Kaç kez dedik bırak şu külüstürü diye. Demedik mi abi? Arabasında bir hava yastığı olsa bu kadar kötü olur muydu? Gözlerinden yaşlar durmadan akarken sinirle konuşuyor Artun. Tarık sarılıyor Artun'a, sırtını sıvazlıyor, sakinleştirmeye çalışıyor. İç çekip dönüyorum yeniden önüme, sonra bakışların birkaç adım ilerimizdeki bedeni buluyor. Berrak, Artun'un aşık olduğu kız, koridorun başında duruyor. Berrak dolu gözleriyle bakıyor hıçkıra hıçkıra ağlayan Artun'a. Yanında olup onu teselli etmek istiyor belki de ama tek yapabildiği birkaç saniye izleyebilmek oluyor. Kendisine telaşla bir şeyler söyleyen arkadaşıyla beraber bakışlarını Artun'dan çekiyor ve gidiyor. Bazı hikayeler uzaktan uzağa yazılıyor. Ve gece saat 4'te Sena'dan gelen bir mesajla aydınlanıyor telefonumun ekranı. İyiysen Elma, iyi olmaya çalışıyorsan Armut, iyi olacaksan Limon yaz. Sonrasında sabah namazından sonra cami avlusunda oturuyoruz. Yarım metre yükseklikten sarkıttığımız ayaklarımızla bir dedenin zorla altımıza verdiği seccadenin üstünde oturmuş dört koca adamız. Nasıl anlatsam bilmiyorum halimizi.
en basit tabirle eksiyiz. Bize beşi bir yerde demeye başladıklarında 12 yaşındaydık. Çünkü şartlar ne olursa olsun ayrılmazdık. Hastalıkta, Tarık kızamık geçirdiğinde hepimize bulaştırmıştı. Beraber yatmıştık hasta yatağında. Kötü günde, annesi gittiğinde Mustafa'nın hayatla bağları kopmuştu sanki ama biz onu hiç bırakmamıştık. Dünyadaki herkes onu terk edip gitse bile biz gitmeyecektik, böyle söylemiştik. İyi günde, Fatih zengin olmaya başladığında herkes onun yolunun artık bizimkiyle kesişmeyeceğini söylemişti ama beşi bir yerde için yollar hep birbirimize çıkıyordu. Ne olursa olsun ayrılmadığımız için beşi bir yerdeydik. Bazen hayat önümüze engeller koyuyordu. Yine de hiçbir engel aşamayacağımız kadar büyük olmamıştı. Mustafa hastane emeklerini asla beğenmeyecek. Başımızın etini yiyip duracak uyanınca diyor yanımdaki Tarık kısık sesiyle. Diğer yanımdaki artından bir burun çekiş sesi geliyor. Dışarıdan yemek getirmemiz için 40 takla atacak. Şimdiden söyleyeyim beni yalnız bırakma o herifle. Hemen ikna oluyorum çünkü. Evden sebze yemeği getiririz gerekirse. Hastane yemeklerinden güzel olur diye mırıldanıyorum. Kafamdan sevdiği sebze yemekleri geçiyor. Hangisini getirsek daha çok sever. Bulmaya çalışıyorum. Belki taze fasulye ya da enginar. Fatih önüne eğilip bize bakıyor. Şu sevdiği pahalı restoran vardı. Ayda yılda bir gidiyordum sürpük olmasın diye. Oraya bakalım. Mutlaka midesine dokunmayacak şeyler vardır. Bir uyansın da canı ne isterse alırız. Tarık başını omzuma yaslıyor. Uyansın da. Artında diğer omzuma koyuyor başını. Bu halimizi görse 50 sene dalga geçerdim üstü diyor. Fatih de başını Artın'ın omzuna yaslarken. 50 sene az diyorum. 100 sene 100. Ve gelelim Tülay'a. Bundan neredeyse 10 yıl önce hiçbir özelliği olmayan bir anda Mustafa'nın ne kadar güzel güldüğünü düşünmeye başladım. Sonra ne kadar güzel baktığını, ne kadar güzel konuştuğunu, ne kadar güzel yürüdüğünü. Birini sevdiğini nasıl anlarsın? Büyük laflar etmeye hiç gerek yok. Bir gün bir adama bakarken aldığın nefesin bile daha tatlı gelmeye başladığını hissediyorsan geçmiş olsun. Son 10 senemi ümitsizce ondan bir adım bekleyerek geçirdim. Ama o adım atmadığı gibi beni kendinden ittikçe itti. Çirkin olduğumu, çekilmez olduğumu, beni umursamadığını her cümlesinde nokta ve virgül kullanır gibi kullandı. İtiraf edeyim bunun kırıcı olmadığını söylemek çok zor. Bal gibi kırılıyorum, bal gibi rol yapıyorum. Yine de hiçbir sözü bir hastane bahçesinde tek başıma oturup ondan bir haber beklerken hissettiklerim kadar kırmamıştı beni. Acı bir şey. O içeride yaşam savaşı verirken benim kimseye görünmeme kaygısıyla orada gizlice beklemem çok acı bir şey hem de. Kafama dank ediyor. Ben bu adamın hiçbir şeyi değilim. Bu ilk kez çok fazla acıtıyor canımı. Çünkü daha önce o kadar da şikayetçi değildim hiçbir şey olmamaktan. Yine çünkü kaybetme telaşım yoktu. Mustafa kadınlara karşı bir duvar kadar tepkisizdi. Hayatında bir kadına yer yoktu çünkü evlenmek istemiyordu. Aslında onun acı hikayesi bizim çocukluğumuzda başlıyor. Annesi Mustafa'yı başka bir adamla evlenmek için babaannesine bırakıp gittiğinde Mustafa daha 12 yaşındaydı. Annesi giderken Mustafa'nın evliliği olan saygısını ve kadınlara güvenini de götürmüştü. O zamanlar annesine duyduğu sonsuz bir öfke vardı. Ergenliğini gerçek bir ergen gibi geçirdi. Nefretini bütün kadınlara dağıttı. Büyüdükçe zamanla olgunlaştı belki ve patlamış bir volkandan geriye soğumuş kaya parçaları kaldı. Artık kadın düşmanı değildi ama hala evliliğe sıcak bakamıyordu. Bilmiyorum, çocukken kendi kendine verdiği sözlerin peşinden gitmek mi istiyordu? Bu durumdan memnun olmadığımı söylemeyeceğim. Benim olamıyorsa hiç kimsenin olmasın düşüncesi bencilce bile olsa beni teselli ediyordu. Beni teselli etmeye yetiyordu. Ama o gün o hastane bahçesinde ilk kez anladım. Onun hayatında bir yabancı olmak o kadar da kabul edilebilir değildi. Ve sonraki 3 günümü hastanenin bahçesinde, kafeteryasında, mescidinde, elim yüreğimde bekleyerek geçirdim. Sabah evden kliniğe gidiyorum diye çıkıp hastaneye geliyordum çünkü aklım sadece Mustafa ile doluyordu. Geçip giden günlerde çok düşündüm, çok korktum, çok ağladım. Aslında birilerinin beni orada görmesi de umurumda değildi artık. Keşke biri görseydi, görseydi ve anlasaydı alemi. Her şey gözümde anlamsızlaştı. Geride sadece yaşayamadıklarımız kaldı. 3. günün akşam saatlerinde ben mescitte otururken telefonum çaldı, arayan berraktı, Mustafa'nın birincinin yerine geldiğini söyledi. Göğsümün üstünden tonlarca ağırlıktaki bir yük kalktı sanki. Derin bir nefes almayı başardığımda o ana kadar aldığım nefesin bile vücuduma dar geldiğini fark ettim. Ve 3 gün daha geçti. Artık hastaneye gitmiyordum. Mustafa iyi olacaktı. Sadece zamana ve güzel bir bakıma ihtiyacı vardı. Gözüm arkada değildi.
İyileşsin diye her şeyi yapmaya hazır dostlarıyla çevrildi etrafı. Normal adı alınacaktı artık. Her şey yoluna gidiyordu. Benim kafamda dönüp duran düşünceler hariç. Her şey. Artık bu belirsizliğe bir nokta koymaya kararlıydım. Bu hikayeye bir son yazacaktım. Elimde iki alternatif vardı. Mutlu ve mutsuz. Başka olasılık yoktu. Hem en kötü son bile belirsizlikten daha iyiydi. Diğer akşamlardan hiçbir farkı olmayan bir akşam saatinde hiç düşünmediğim bir anda Berra'yı aradım. Mustafa ile konuşabileceğim bir an istedim ondan. Bunu ayarlamak onun için o kadar da zor olması gerekti. Odaya kamp kurmuş bizimkilerden sadece 5 dakika kurtulması gerekiyordu. Bu gerçekten de Berrak için zor olmamıştı. Ayarlayabileceğini söyledi ve ayarladı. Kendime durup düşünmek için fırsat tanımadım. Çünkü düşünmeye başladığım an vazgeçecektim. Tüm bu stres ve korkudan hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmeyi seçecektim. Yapmadım. Ben Tülay'dım. Bir korkak gibi kaçıp gitmeyecektim. O gün hastanenin girişinde durdum. Kendi kendime tekrar ettim. Mutlu ya da mutsuz, başka bir son yok. Elimdeki uçak biletine baktım sonra. Her mutsuz sonlu hikaye ayrılıkla biterdi. Eğer payıma düşen bu olacaksa hazırlıklıydım. Uçak biletini çantama koydum ve asansöre doğru yürüdüm. Sonrasında gelelim Arif'e. Bir şey uzatıyor bana. Üstünde bir şeylerin yazdığı dikdörtgen bir kağıt gibi geliyor gözüme. Ne olduğunu anlamayarak bakıyorum. Kitap artık benim ama bu sana ait. Sesi buz gibi. Benim kıvam iyice allak bullak oluyor. Uzanıp alıyorum. Bir şeyden alınmış iki mısrayı okuyor gözlerim. Yaslan göğsüme sevdiğim. Benim gönlüm gök gibidir. Açık deniz gibidir. Yazıyı tanıyorum. Şiiri daha çok tanıyorum. Avuçlarımdaki şeyin bir kağıt parçası olmadığını anlıyorum. Ön yüzünde geçmişimin en acı yüzünün olduğunu biliyorum. İnsan geçmişini yok edemiyor dostlarım. İstediği kadar unutmuş gibi yapsın, istediği kadar yokmuş gibi yapsın, geçmiş hep duruyor. Sena'nın gördüğüne emin olduğum ön yüzü çeviriyorum. Bir kağıt parçası değil bu fotoğraf karesi. Göğsüme başını yaşlamış kadının gülen yüzüne bakıyorum. Kahkaha attığım için eğilen başımla objektife doğru düzgün giremeyişime bakıyorum. Parmaklarımızda parlayan alyanslara bakıyorum. Sena yanımda nasılca geçiyor. Varlığını hissetmemi istemiyor sanki. O an orada olmak istemiyor belki de. Elim yumruk oluyor, avuçlarımın içinde kağıt buruşuyor, arkamı dönüyorum, Sena merdivenlerin başında. Sena, duruyor adımları ve başını çeviriyor bana. Gözler öyle tuhaf bakıyor ki dilim düğümleniyor. Neden seslendiğimi zaten bilmiyorum. Tam da o anlarda aşağıda bir hareketlilik oluyor, Artun benim adımı sesleniyor, sesi telaştı. Arif, Arif neredesin diyor. Sena hızlı adımlarla merdivenlere inmeye devam ederken ben bir an kala kalıyorum ama Artun seslenmeye devam ediyor. Nihayet merdivenleri yürüyorum. Görüyor beni. Oğlum neredesin, acele et. Hastaneye gidiyoruz. Ne hastanesi? Ne oluyor oğlum diyorum. Aklım Sena ile ve biraz önce yaşananlar dopluluyken. Mustafa kaza geçirmiş. Trafik kazası. Burası hatırlatma oldu. Sonrasında bizim için çok zor geçen 3 günün sonunda Mustafa gözlerini açtı. Beklenen hiçbir komplikasyon gerçekleşmemişti. İkinci bir ameliyata da gerek yoktu. 2 gün sonra ise yoğun bakımdan normal odaya alındı. Çok şükür ki her şey normale dönüyordu. Pilav lapı olmuş, çorba tuzsuz, ana yemekte idare eder. Menüye puanım 4. Genel olarak idare eder işte. Sağ ayağında kırık, kolunda çatlak olsa da kafası sargılarla sarılı da dursa Mustafa her zamanki formunda. Hastanedeki 10. gününde hepimiz oturmuş beyefendinin hastane yemekleri puanlamasını izliyoruz. Ben buna şahit olmak için mi erteledim? Türkistan keşfine gitmeyi diyor yanımda kollarını göğsünün üstünde bağlamış oturan Artun. 4 puan verdiği menüyü silip süpürmekle meşgul olan Musti ağzına koca bir parça ekmek sıkıştırıyor dedi arkamdan üngür üngür ağlayan erkeğin özütü. Ulan iyi ki birkaç damla gözyaşı döktük. Dalga geç dur. Artun ışımla başını diğer tarafa çeviriyor. Vallahi ben birkaç damla bilmem. Ağladım mı ağladım. Musti'nin keyfi fazlasıyla yerinde. Aslında nedendir bilinmez son günlerde hiç olmadığı kadar neşeli. Adeta neşe saçıyor hatta. Bu durumunu diğerleri umursuyor gibi görünmüyor ama ben takılmadan edemiyorum. 40 yıllık Muşmula Musti'ye ne oldu da hasta yatağında polyanla kesildi? Fatih nerede? Diyorum yanımdaki Tarık'a dönerek. Telefonla konuşuyordu. Bir sıkıntı var herhalde işlerinde. Tarık omuz silkiyor. Bu kez diğer yanımda 5 karış suratıyla oturan Artun'a dönüyorum. Senin neyin var küçük Emre? Yok bir şey lan ne olacak diyor bakışlarını Mustafa'dan çekmeden. Hepsi birbirinden tuhaf bu adamların. Sohbetinize doyum olmuyor. Homurdanıyorum ayağa kalkarken.
Elimdeki telefonumu pantolonumun cebine sokuştururken yoğurt kutusunun dibini mi sıyırıyor yoksa kazı çalışması mı yapıyor belli olmayan Musti'ye bakıyorum. Benim gitmem lazım. İşim var. Akşama doğru gelirim inşallah. Bir şeye ihtiyacın olursa yaz. Aslında çok şeye ihtiyacım var. Kafasını kaldırıp bana bakıyor. Öncelikle tabii ki lahmacun. Daha sonra ıslak ya da normal fark etmeksizin hamburger ve tabii ki İskender kebap. Ayrıca çiğ köfte. Daha birçok ihtiyacım var. Bilirsin işte temel ihtiyaçlar. Tepkisizce bakıyorum ona birkaç saniye. Sonra Yüce Mevlam'dan bana sabır vermesini diliyorum. Gerçek ihtiyaçlardan bahsediyorum gerçek. Gerçek kelimesini üstüne basa basa söylüyorum. Musti göz deviriyor. Benim gerçek ihtiyaçlarım bunlar kardeşim. Benim ihtiyaçlarım senin nezdinde makul bir zemine oturmak zorunda mı? Benim olmasa bile doktorunun gözünde makul bir zemine oturması lazım canım. Musti'yi bizimkilere emanet edip çıkıyorum hastaneden. Müsaitlik durumumuza göre refakatçilik yapıyorduk. Mesela bir gün Tarık'ın günüydü. Yine de Fatih ve Artun'la fırsat bulup uğramıştık hastaneye. Mustafa'nın kendini yalnız hissetmesini istemiyorduk. Bu gece yanında kalma sırası bende. Uzun bir gece olacağını hissediyorum. Otobüs durağında beklerken Tülay ablam arıyor. Akşam yemeğe gelip gelemeyeceğimi soruyor. Gelemeyeceğimi söylüyorum. Öyle olsun Arif Bey. Mustafa'ya da selam söyle diyerek kapatıyor telefonu. Tam da o anlarda otobüs geliyor. Temmuz ayının son cumartesi günündeyiz. Her ayın son cumartesinde nereye gittiğimi biliyorsunuz artık. Ve tabii gideceğim yerde kimi göreceğimi de. Merak ediyorum. Bana karşı nasıl bir tavır alacağını. Bir yanım huzursuz, keşke sonsuza kadar haberdar olmasaydı geçmişimden diyorum ama diğer yanımda ne önemi var ki diyor. Sena'nın o fotoğrafı görüp görmemesinin ne önemi var ki? Yetimhaneye varıp da onu küçük bir çocuğa gülerek bir şeyler anlatırken görene kadar gerçekten hiçbir önemi yoktu. Bu kadar güzel gülmese her şey daha kolay olurdu. Kesinlikle çok daha kolay olurdu. Arif Bey, arkamdan gelen seslenişle ikiliyorum. Kendimi Sena'yı izlemeye öyle kaptırmışım ki olduğum yerden soyutlanmıştım sanki. Oldukça berbat ve utanç verici bir şey bu. Buyurun Zehra Hanım diyorum önüme dönerken. Yetimhane görevlilerinden Zehra Hanım seslenene kadar pencerenin dibinde durmuş bahçeyi izliyordum. Tabii bahçeyi, yalnızca bahçeyi. Zehra Hanım'ın yüzünde her zamanki gibi kocaman bir gülümseme var. Elindeki kağıt destesini uzatıyor bana. İstediğiniz fotokopiler. Teşekkür ederim. Size de zahmet oldu diyorum. Etkinlik kağıtlarını alırken. Estağfurullah ne demek? Kağıtlara hızlıca bir göz gezdiriyorum. Bir sıkıntı var mı baskıda diye kontrol ediyorum. Bugün çiçek çalışmakla iyi etmişsiniz. Çocuklar da çok seviyor. Ben bir sandalyeye çekip otururken konuşuyor Zehra Hanım. Hele verdiğiniz ilginç bilgiler çok hoşlarına gidiyor. Kafamı kağıtlardan kaldırma gereği duymuyorum. Çocukların ilgisini çekmeye özen gösteriyorum. Beceriyorsak ne mutlu. Karşımdaki sandalye çekiliyor. Kısa bir an kafamı kaldırıyorum ve sandalyeye oturan Zehra Hanım'la göz göze geliyorum. Beceremez olur musunuz? Bu arada etkinlik saatine kadar çay... Ayaklanıyorum. Ben biraz bahçeye çıkayım. Teşekkürler tekrardan. Kağıtları toparlayıp kenara koyuyorum ve bir baş selam vererek çıkıyorum sonundan. Son gördüğüm şey Zehra Hanım'ın yüzündeki gülüşün kırgın bir aralışı oluyor. Umursamıyorum. Dudaklarımda bir ıslıkla merdivenlerden inerken hiç olmadığım kadar tasasızım. Bazı zamanlarda her şeyi boş verip önüme bakabiliyorum. Kendime dair sevdiğim sayılı şeylerden biri bu. Bahçeye çıkınca gözlerim hızlıca etrafı tarıyor ve köşede Gökberk denen herifle konuşan Sena'yı görüyorum. Ciddi ifadesiyle bir şeyler söylüyor Gökberk'e ve o da başını sallıyor. İkisi de ilgimi çekmiyor. İp atlayan kızların yanına gidiyorum. İp atlamaya bayılırım zaten. Arif Bey, 5 dakika sonra ses dönüyor bana Sena. Bakıyorum yanında hala Gökberk var ve başka bir adam da. Bana bu yüzden bey diye seslendiğini düşünüyorum. Yine de hoşuma gitmiyor. Bakabilir misiniz biraz diyor Sena. Bana kısa bir bakış atıp elindeki kağıdı Gökberk'e uzatırken. Bahsettiğim plan bu şekilde. Onu anlatmaya devam ediyor. Yanlarına yürüyorum. Arif abi nasılsın diyor Gökberk. Bana sırıtkan yüzüyle dönerek. Sırf abi dediği için sevmiyorum bu herifi. İyi çok şükür dostum sen nasılsın? Nasıl olduğun yemin ederim ki umurumda değil diye iş geçiriyorum. Gökberk'in yanındaki benim yaşlarımda duran adama da bir beş selam veriyorum. İyiyim ben de. Çalışıp diyoruz işte. Ece Hanım memnun etmesi kolay bir patron değil diyor. Ciddiyetle defterine bir not almakla meşgul olan Sena'ya bakarken. Memnun değilsen hemen istifanızı verebilirsiniz Gökberk Bey. Sena defterinden kafasını kaldırmadan konuşuyor. Gökberk'in bir şey söylemesine fırsat vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay size bahsettiğim sergi için yardımcı olmak istiyor muydunuz Arif Bey? Tabii isterim. Niçin istemeyeyim?
Sena not defterini kapatıyor ve nihayet gözleri beni buluyor ve hiçbir sıcaklık göremiyorum. Tıpkı o günkü gibi soğuk. Gelecek ayın sonunda devlet korumasındaki çocuklara özel bir sanat festivali yapmayı planlıyorum. Sizden ricam festivalde açılacak sergideki resimlerin koordinasıyla ilgilenmeniz. Sonra Gökberk'i işaret ediyor eliyle. Detayları tabii ki de Gökberk Bey size anlatacak. Ayrıca İl Milli Eğitim'den Hakan Bey projede bize destek olacak, işin resmiyet kısmı ile ilgilenecek. Bu festivalin kemik kadrosunu üçünüzün oluşturmasını istiyorum. Gökberk'in yanında duran adama kısa bir bakış atıyorum. Gözüm tutuyor bu adamı. Gökberk'ten daha çok seveceğimi düşünüyorum. Hoş, sevip sevmemin ne önemi var? Adamın nikahımı almayacağım ya. Seve seve yaparım. Diyecek bir şeyler bulmakta zorlanıyorum. Senar'ın karşısında kasıldıkça kasılıyorum. Tuhaf bir stresiz ediyorum. Tamam öyleyse. Gökberk'le iletişimde kalın detaylar için. Konuşma bitiyor. Yanımdan geçip gidiyor. Yutkunuyorum. Bir sıkıntı mı var? Diyor Gökberk koluma dokunurken. Yo, ne sıkıntısı? Sonrasında etkinlik kazasız belasız bitiyor. Baş olan soğanın ardından yorgunca çöküyorum sandalyeye. Bu kadar çocukla ilgilenmek, onların hızına yetişmeye çalışmak hiç kolay değil. Yorucuydu sanırım. Duyduğum sesle salonun gelişine dönüyor bakışlarım. Kapı önünde bana gülümseyerek bakan Sena'yı görüyorum. Bir hayli şaşırıyorum. Birkaç saat önceki soğuk duruşundan eser yok çünkü. Yorucu olmadığını söyleyemem diyorum omuz silkerken. Çıkmadan seni yakaladığım iyi oldu. Şey diyecektim. Duraksıyor, parmaklarına sık sık gördüğüm müziklerine bakıyor, sonra kafasını yine kaldırıyor. Başkalarının yanındaki soğuk duruşumu yanlış anlama. Yine duraksıyor, kelimelerini bulmaya çalışırken girdiği hal o kadar tatlı ki bilinçsiz bir tebessüm yayılıyor yüzüme. Bunları dile getirmek beni nasıl utandırıyor anlatamam dostlarım ama yalan da söyleyemem. Çaresizim. Sena bana büyü yapıyor sanki. İşim gereği erkeklerle iletişimde oluyorum sık sık. Ciddiyetimi her zaman korumam gerekiyor çünkü saçma sapan şeyler yaşıyorum. Bunu sana söylemek istedim çünkü yüzündeki tebessüm buruklaşıyor. Tavrımın gördüğüm fotoğraf yüzünden olduğunu düşünürsün diye korktum. O günü hatırlamak bakışlarımın dalgınca yere inmesine sebep oluyor. Mantıklı olalım dostlarım. Sena buraya gerçekten bugünkü mesafeli duruşunun sebebini açıklamaya gelmedi. Başkalarının yanında bana nane diye seslenmesini falan beklemiyordum elbette. Mesafeli davranması dünyanın en normal şeyi. Sena'nın derdi bana son karşılaşmamız hakkında bir şeyler söyleyip bu meselenin stresini azaltmak. Belirtmek isterim ki geçmişini sen istemediğin sürece kurcalamam. Umurumda değil. Umurumda olan sensin sadece. Aldığım nefes bile yolunu şaşırıyor bu cümle yüzünden. Sena'nın açık sözlüğüne hala alışamadım. Hem de hiç. İlk günkü kadar şok ediyor beni. Dahası tepkisinde yadırgıyorum. Bu hanımefendinin kalbinin bana karşı bomboş olmadığını biliyorum. Bakışından, sesinin tonundaki sıcaklıktan bile anlıyorum. Sena'nın bunu saklamak gibi bir derdi de yok zaten. Kartlarını hep açık oynuyor. Hislerini saklama çabası içerisinde değil. Tüm bunları düşününce karşısında evlenip boşanmış bir adam olarak duruyor olmamın hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor oluşunu yadırgıyorum elbette. İnsan en azından merak etmez mi? İşin aslını aslarını öğrenmek istemez mi? Sena afallamış halime sessizce gülüyor. Daha da güzelleşiyor. Kafayı yemek üzereyim Allah'ım. Bu arada daha ne var güzelim? Daha ne söyleyeceksin? Daha ne söyleyip de beni dumur edeceksin? Şu mavi şallı öğretmen. Zehra mıydı adı? Seni sordu az önce bana. Ben de gitmediğini bildiğim halde gitti dedim. Senin yüzünden yalan söylemiş oldum. Bunun vicdan yükünü üstlenirsin umarım. Niye benim yüzümden oluyormuş diyorum hayretle. Omuz silkiyormuşsun azca. Çok kıskanç biri değilimdir ama son olarak bakışları hoşuma gitmiyor ki eminim ki sen de şu an burada benim yerime onun olmasını istemezdin değil mi? Boşluğuma geliyor. Evet deyiveriyorum. Yüzü memnun bir gülümsemeyle ışıldıyor. Harikasın diye yükseliyor bir anda. Her neyse ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Sık sık hastanede gidiyorsun bu aralar. Mikrop kapıp hasta olma. El sallıyor ve arkasını dönüp gidiyor. Bu kadınla mücadele etmenin her gün bir öncekinden iki kat daha zor olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum ben de. Sonrasında Mustafa diyorum kucağındaki bilgisayar odaklanmış pür dikkat yemek programı izleyen Mustafa'ya. Hı diyor beni zerre umursamadığını kanıtlayan bir tonda. Sende bir haller var oğlum hayırdır annen yüzünden mi? Şüpheli bakışlarımın üstünden çekmiyorum bugün bu konuyu konuşup halletmek istiyorum. Öf Arif ne saçmalıyorsun? Ağzının içinde omurdanıyor, keyfini bozduğum için rahatsız oluyor bir de beyefendi. Yemek programında geçen saçma bir repliğe gülüyor. Lan çok iyi, bak duydun mu Arif? Yarın erkenden çıkmam lazım benim.
Birkaç saat idaredersin değil mi? Diyorum telefonumu cebimden çıkarırken. Bu herifin sohbetine doyum olmadığı için canım sıkılıyor çünkü. Niye erken çıkıyorsun? Aslında umurunda değilim. Laf olsun diye soruyor. Hala o da yemek programında. Tülüş'ü havaalanına bırakacağım. Uçağı 9'daymış. Odayı inleten yemek programının sesi kesiliyor bir anda. Ne dedin? Diyor Musti. Sosyal medya hesabının açılmasını beklerken mırıldanıyorum. Havalimanına gideceğim diyorum. Tülay nereye gidiyor? Kaç dakikadır beni dinlemeyen adamın bir anda bakışlarını üstümde istediğince kafamı kaldırıyorum telefondan. Haberin yok muydu? Üniversiteden arkadaşı Ankara'da klinik açıyormuş. Ona ortak oluyor. Mustafa'nın yüzündeki donukluk kaşlarımı çatmama sebep oluyor. Üzülme oğlum. Diyet işleri online falan da oluyor artık hep. Ayarlarsınız bir şeyler diyorum gülerek. Mustafa da gülmeye başlıyor birden. Aynen. Online diyet ucuz olur hem. Önüne dönüp yemek programını açıyor yeniden. Sonrasında gelelim Sena'ya. Vasat. Tam anlamıyla vasat biri. Karşımdaki amakta uzanmış geometri çözen Sena'nın homurdanmasıyla kafamı okuduğum kitaptan kaldırdım. Kimmiş vasat? Umursamazca mırıldandım. Sinan durmadan insanlar da kusur bulup eleştirirdi. Çünkü dünyada insanlar ikiye ayrılırdı onun için. Mükemmeller ki bu kategoride yalnızca kendisi var ve kusurlu insanlar. Arif konuşurken yüzüme bile bakmıyordu. Havaya kaldırdığı test kitabındaydı gözleri. Hayırdır, askerliğe beraber mi yaptınız? Senden kaç yaş büyük insana böyle mi sesleniyorsun dedim alaylı sesimle. Sinan bana baktı kısa bir an. Kendisi böyle seslenmemi istedi. Umursamazca kıymetli test kitabına döndüğüne. Doğru düzgün işi gücü yok. Sosyal becerileri desen o da pek iyi değil. Ahım şahım bir tipi de yok. Böyle adamlardan sokakta 100 tane bulunur. Vasat işte. Yol yakınken vazgeç bence. Enerjine yazık. Çok biliyorsun sen Velet. Sus da işine bak. Çenesini kapaması için çıkıştıktan sonra yine kitabıma döndüm. Doğruları söyleyince hemen Velet oluyoruz zaten diye umurdandı. Ece, Sinan. Hadi gelin yemek hazır. Annemin seslenişiyle ikimiz de kitaplarımızı kapattık. Kurt gibi acıktım dedi Sinan ayaklarını hamaktan sarkıtırken. Mutfaktan gelen yemek kokularıyla gözlerim heyecanla büyüdü. Kabak dolması var. Allah'ım sana şükürler olsun. Terliklerimi aceleyle ayağıma geçirip ayaklandım. Yanıma gelen Sinan'ın omzuna kolumu doladım ve kendime çektim. Sinan kafasını kaldırıp bana baktı. Kardeşim diye demiyorum çok yakışıklıydı çocuk. Bugün Emine Sultan'ın elinden kabak dolması yemeni sana nasip eden Allah için ne yaptın? Boş boş konuşan kardeşimin çenesini şiddet yoluyla kapatmadım. Saçlarını karıştırdım. Gülerek geri kaçmaya çalıştı. Çardaktaki masanın üstünde elindeki salata kasesini yerleştiren annem girdi görüş açımıza. Hayırdır? Bugün pek bir sevgi dolusunuz. Ben yokken iyice birbirinizin kıymetini anladınız herhalde dedi annem bize hayret dolu bir mutlulukla bakarken. Biz zaten hep canım kardeşimle çok iyi anlaşıyorduk anne. Sinan kolumun altından kaçıp masaya yürümeye başladı. Yalan çok günah abla. Zevzek çocuk. Masadaki son birkaç eksiği de tamamlayıp oturduk. Neler oluyor? Anlatın bakalım. Ne var ne yok? Annemin sorusuyla Sinan tabağından kafasını kaldırıp bana baktı. Ablam vasat herifin birine aşık oldu. Başımı çevirip ona gülümsedim ama bu gülümseme tamamen seni önündeki kabak gibi boyayacağım anlamına geliyordu. İnanmıyorum Sena. Bana nasıl hiç bahsetmezsin? Üstelik bu yerden bitmenin bile haberi varken dedi annem elindeki çatalla Sinan'ı işaret ederken. Sinan'ın homurdanmasını ikimiz de umursamadık. Çok yoğundum. Sınavların arasında kafanı meşgul etmek istemedim. Omuz silkip çorbamdan bir kaşık aldım. Aşk olsun. Yemişim sınavlarını Sena. O kadar önemli değil yahu. Zaten ben okulu bir sene uzattım. Sonlara doğru annemin sesi gittikçe kısılıp yok olurken yanımdaki Sinan'ın başı ışık hızıyla anneme döndü. Ne yaptın ne yaptın? Yavrucuğum, üniversite hayatı senin sandığın kadar kolay değil. Benim sandığım kadar da kolay değilmiş gerçi. Annem Sinan'dan utanıp bakışlarını kaçırınca güldüm. Sinan'ın koluna vurdum. Rahat bırak kadını ya. Hayat onun hayatı sana ne? Annem Muğla'da üniversite okuyordu. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiydi. Babamdan boşandıktan sonra önce açık öğretimden liseyi bitirmiş. Sonra üniversite okumak istediğine karar verince oturup üniversite sınavına hazırlanmıştı. Dershaneye gitmişliği de vardı. 2 senelik bir hazırlığın ardından istediği üniversiteyi ve bölümü kazanmıştı. Tuttuğunu koparmayı bana o öğretmişti. Boş verin şimdi benim eğitim öğretim hayatımı yahu. Sena anlatsana kimmiş müstakbel damadım? Annem heyecanla öne atılınca güldüm. Sakin olur musun anne? Sanki hemen yarın gelin olmuş gidiyorum. Bu işler belli olmaz evladım. Hele senin işlerin hiç belli olmaz Sena. Bak abuk subuk davranıp benim yüreğime indirme anneciğim. Uslu uslu yaşa aşkını. Biraz da telaşlanmıştı annem. Hak vermeli miydim? Bence hayır.
Gayet uslu, aklı başında, sakin bir hanımefendiydim. Ne yapıyordum sanki? Leyla olmuş anne bu kız Leyla. Adamı görünce yağmurda kalmış ıslak köpek yavrusuna bakar gibi oluyor. Görmediği zamanlarda da böyle dalıp dalıp gitmeler mi dersin? Aptal sırıtmalar mı dersin? Ne ararsan var. Sinan yıllardır bu anı bekliyormuş gibi eğleniyordu benimle. Sinirle döndüm ona. Oğlum ben sana ne yaptım? Tavuğuna kıç mı dedim? Niye böyle yapıyorsun bana ya? Öyle mi diyorsun Sinan? Daha çok merak ettim şu adamı. Annemin derdi belliydi tabii. Anne merak edecek bir şey yok cidden. Dümdüz biri. Hiçbir numarası yok. Ya benim ne enişte hallerim vardı. Şirket CEO'su olabilirdi. Yüksek mühendis, mimar falan olabilirdi. Yazılımcı olabilirdi. Hakim, savcıya bile tamamdım yani. Kocaman açtığım gözlerimle bakıyordum Sinan'a. Sen nara bu kadar maddiyatçı bir şey oldun ya. Biz seni böyle mi yetiştirdik? Varsa yoksa para mı yani? Yok canım tabii ki her şey para değil. Heh işte bu der gibi başımı salladım ama Sinan'ın cümlesi bitmemişti. Prestij de çok önemli. Mesela o da yok o adamda diye devam etti. Sena ne iş yapıyor peki? Anneme döndüm. Tasarımcı anne. Şu senin tasarımlarını çok sevdiğim marka var ya. Hatta Sedef teyzeme doğum gününde oradan çanta almıştık. O markanın tasarımcısı. Gururla kabaran göğsümle konuşmam biraz komikti kabul. Sonuçta evladı ne vermeye çalışan bir anne değildim ama Sinan'ın o kadar yermesinden sonra iyi toparlamıştım. Ay ciddi misin? Sinan CEO'yu mühendisi boşver mis gibi sanatçıymış çocuk. Süper bir anne. Bir tanısan o kadar seversin ki. Sinan'ın aptal standartları ya da başkalarının söyledikleri umurumda değil. Tam benim tarzım o. Hey Allah'ım ya bugünleri de mi görecektik? Gül gibi ablam gözümün önünde ne hallere girdi. Sinan'ın durdurak bilmeyen tripleri umurumda olmamaya başlamıştı. Sinan kimi sevmişti de Arif'i sevecekti. Annem memnun olsaydı bana yeterdi. Fotoğrafı var mı? Yakışıklı mı? Dedi annem heyecanla elime gülerken. Vardır ya. Naz'ın kocasının arkadaşı. Mutlaka beraber fotoğrafları vardır. Telefonumu elbisemin cebinden çıkardım hemen. Fotoğraf ararken de durmuyordu çenem. Kahverengi kıvırcık saçları var. Çok uzun boylu değil ama uzun. Gözleri de çok güzel. Simsiyah ama çok güzel bir siyah. Fotoğrafı boş ver abla. Yarın canlısını görsün annem şu adamın. Sinan'ın eğlenen sesiyle kurduğu bu cümle yüzünden kaşlarım anlamsızca çatıldı. O ne demek? Gelsin yarın elimizi öpsün diyorum. Kafamı telefondan kaldırıp ona baktım. Elindeki telefonun ekranını bana çevirdi. Bir dakika önce vasıfsız enişte adıyla kayıtlı numaraya gönderilmiş bir mesaj duruyordu karşımda. O an ilk kez Sinan'ı cami avlusuna bırakmak için ne kadar da çok geç kaldığımızı düşündüm. Ve aynı saatlerde Arif. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Tarık'ı oğlumuz Fatih'in cümlesi yüzüne yediği yastık yüzünden yarım kalıyor. Hıhı kızımız Tarık olaya kendini vermiyorsun lan Fatih diye bağırıyor az önce uçan yastığın sahibi olan Musti. Nasıl vereyim babasını satayım kız isteme provası yapıyoruz ciddi olmam ne kadar mümkün. Homurdanıp koltukta geri yaslanıyor ve kollarını göğsünün altında bağlıyor. Elindeki kahvelerle dolu tepsiyle odaya giren Artun... Ulan hadi her şeye geçtim. Gelin niye ben oluyorum? Lanet herifler diyor. Hayatım aramızda yeni gelin enerjisi taşıyan sensin de ondan. Musti ağzına çerez atarken konuşuyor. Bak sana babaannemin porselen fincan takımlarını bile çıkardım. Başlarım böyle işe. İsyan ediyorum. Artın ışımda kahve tepsisini orta sehpanın üstüne bırakıyor. Abi ben kaynana olmayı kabul etmişim. Sana ne oluyor ya diyerek Artın'a karşı hakkımı savunmaya çalışıyorum. Size hemen durumu izah edeyim dostlarım. Musti'nin kazasının üstünden 2 hafta geçti. En son bu satırlarda sizlere seslendiğim günün üstündense 5 gün geçti. Musti hastaneden taburcu oldu ve biz bugün onun evindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu saçma durumun tek sorumlusu Tarık. Allah nasip ederse yakın bir zamanda kız istemesi olacak. Artık biliyorsunuz bu adam gerçek bir bela paratoneri. Kız isteme gününü düşündükçe stresten uykuları kaçıyor. Mustakbel kayınbabası zar zor müsaade etmişken bir salaklık yapıp her şeyi berbat etmekten ölesiye korkuyor. Birkaç gündür kumam kuşu gibi oturuyordu bu sebepten. En nihayetinde biz de dayanamadık ve Musti ortaya bu aptalca fikri attı. Prova yapmak. Herkes biliyor. Musti'nin derdi asla Tarık'ın stresini azaltmak değil. Bizim durumumuzda gönüllendirmek istiyor. Canı sıkılıyor çünkü haysiyetsiz herif. Nasıl olmuşum? Odaya hikayenin başrolü Tarık giriyor. Üstünde siyah bir takım elbise var, jilet gibi giyinmiş. Dön bakayım şöyle bir diyor Artun eliyle dare çizerken. Tarık hiç sorgulamadan kendi etrafında dönüyor. Yazık yavrum o da çaresiz. Kafası kesinlikle yerinde değil. Yanımda alt yıl ayağını sehpaya uzatmış oturan Musti sağlam elinin baş parmağını havaya kaldırıyor. Olmuş olmuş bizimlesin Tarık. Lan istemeye kadar yediğine içtiğine dikkat et bak sonra başımıza terzi işi açma.
Takım elbiseyi Tarık'a hediye eden Fatih uyarısını da eksik etmiyor. Abi, sabit kiloda kalacağım, kesinlikle sabit kiloda kalacağım. Tarık inanılmaz kararlı görünüyor. Kendi kendine hiçbir şeyi mahvetmeyeceğine dair sözler veriyor ama böyle yaptıkça elinin ayağına birbirine daha çok dolanacağını akledemiyor. Bu da böyle bir cins işte. Takma bu kadar lan. Kilo alırsan eğer söz yeni takım elbiseni ben alacağım. Yeter ki kafan rahat olsun oğlum diyor Musti nihayet insafa gelerek. Bu iş böyle provoyla olacak gibi değil. Fatih olayı el atıyor. Git değiştirirsin de gel. Bu kahveler ne olacak? Soğumadan için lan bari. Artun sehpanın üstünde duran tepsiyi işaret ediyor. Tuzlu var mı içinde? Naneyi yemeyelim diyor uzanıp kendine bir bardak alan Fatih. Ben hakkımı bir kez kullandım zaten. Yok kardeşim. Şahsen ben yeni gelen olsam müstakbel eşimin ağzının tadını kaçırmak istemezdim. O yüzden tuz koymadım. Artun'un savunmasına ben gülerken Musti kafasını kaldırıp tepesinde dikilen Artun'a bakıyor. Lan Artun, yıllardır gelin olacağın anı mı bekliyordun? Nasıl da hemen psikolojiye girmiş manyak herif? Abi ben kendimi çabuk kaptırıyorum. Empati duygum çok kuvvetli. Biraz fazla kuvvetli sanki diyorum ben de uzanıp kahvemi alırken. Lan her neyse. Erkek adamı düşürdüğünüz hale bak. İyice palyaço olduk bu bela paratoneri yüzünden deyip tekli koltuğa atıyor kendini Artun. Birkaç saniye içinde değişen frekansına eminim artık şaşırmıyorsunuzdur. Tarık içeri üstünü değiştirmeye gitmişken kısa bir sessizlik oluyor. Nasıl olmuş kahve diyor ellerini koltuğun kolçaklarına koymuş oturan Artun. Musti kahveden gürültülü bir yudum alıyor. Bol köpüklü yapmışsın lan beceremediğin iş yok diyor memnuniyetle. Artun'un göğsü kabarıyor hemen. Bizim de kendimize göre sırlarımız var herhalde. Tarık gibi eşofmanı ve siyah tişörtüyle odaya giriyor. Tepemizde durup bize bakıyor. Şu hale bak. Karşılıklı Türk kahvesi içerek sohbet mi edeceğiz? Kaç yaşında hesabı 63 mü? Otur Tarık ciddi meselelerimiz var konuşulacak diyormuş diye kahvesini tutmam için bana uzatırken. Beni sehpaniyesine kullanıyor. E tabi hasta olduğu için insan ağzını açıp bir şey diyemiyor. Ne meselesi lan diyorum kahvesini tutarken. Diğerleri de anlamıyor Musti'nin neyi kastettiğini. Musti başını bana çeviriyor ağır ağır ve kıstığı gözlerle bakıyor. Arif efendi, sence de bize anlatman gereken bir şeyler yok mu? Bazı XX kromozomlu bireylerle aranda bir şeyler olduğuna dair duyumlar alıyorum. Tek kaşını kaldırıyor, resmen Sherlock Holmes rolüne bürünmüş adam. Bense dehşetle bakıyorum ona. Allah iftiranın kurusundan da yaşından da saklasın. Ayıp ayıp. Sus lan palavracı. Diğerlerine dönüp hepsini tararken bakışlarıyla bunların hepsi biliyor bir şeyler ama ben tamamen Fransızım. Hemen dökül hemen. Musti'nin elinden kurtulmak imkansız. Tarık da karşımızdaki üçlü koltuğa yerleşip kahvesini alıyor ve böylece geleneksel bilmem kaçıncı beşi bir yerde eteğindeki taşları dökme paneli başlıyor. Benim bütün isyanlarıma rağmen hain Fatih başlıyor anlatmaya. Artımda dahil olup duygu değişimlerime dair tespitlerde bulunuyor. Tarık durur mu? O da geçmişimdeki travmaların bugüne etkisinden bahsediyor. Ve zavallı ben en nihayetinde onların yalan yanlış tespitlerini düzeltmek için her şeyin en doğrusunu anlatıyorum. Şimdi ben doğru mu anladım diyor Musti. Ağzına pipetle uzattığım sudan bir ödüm alırken. Detaylara takılmayın ve ne halde olduğumu hayal etmeye çalışmayın lütfen. Arif sen kızın birine baya baya abayı yaktın ama inkar edip duruyorsun. Ulan Armut diye çıkışıyorum. Sen de doğru mu anlamışsın? Doğru anlamış halin bu mu? Arif ciddi sesiyle bana sesleniyor Fatih. He abi diyorum ona dönerken. Abi basbaya kızla evleniyorsun. Niye inkar ediyorsun? Bıkkınlıkla veriyorum nefesimi. Abi sen de mi? Bu Armutlarda zerre miskar anlayış yok artık kabullendim ama Fatih her zaman anlayışlı olgun adam olmuştur. Tarık atılıyor. Arif daha ne kadar kaçmayı düşünüyorsun? Hayır ne kadar kaçabilirsin ki? Ben mi kaçıyorum? Alaycı bir gülüş çıkıyor dudaklarımdan. Konunun ciddiyetini dağıtmak için bir hamle yapıyorum ama yemiyor. Bizimkiler başıma üşüşmüş, istediklerini almadan bırakmayacaklar. Tarık geri adım atmıyor. Bunca zaman sonra ilk kez birini seviyorsun. Hadi sevmek çok güçlü bir kavram. İlgini çekiyor, aklını meşgul ediyor diyelim. Ondan da kaçmaya çalışıyorsun. Dostum neden, neden yani? Nedeni bariz değil mi? Soruyor musunuz bir de? Diyorum arkama yaslanırken. Arif, o zaman küçüktün. Yanlış kişiyle yanlış zamanda kötü bir tecrüben oldu. Sırf bu yüzden kendini geri çekme. En azından bir şans ver, kızı tanımaya çalış. Fatih de başka bir cepheden saldırıyor. Abi ne şans Allah aşkına. Evlenmek istemiyorum ben. Öyle bir niyetim yok. Boş yere Sena'yı oyalamanın bir manası yok yani. Hatta iyi ki bu konuşmayı yapıyoruz. Şu an fark ettim ben Sena ile arama yeterince mesafe koymuyorum. Belki de ona umut veriyorum. Acilen bunu bırakmam lazım. Oldu gerizekalı.
Yanımdaki Musti sinirle çıkışıyor. Ondan sonra kız gidip herifin biriyle görüşmeye başlayınca öyle bakarsın arkasından. Bir kez kaybedince aklın başına gelecek ama o zaman iş işten geçmiş olacak. Şimdi alışmışsın tabii hep sana adım atmasına. Daha ne kadar peşinde koşacak sanıyorsun. Eninde sonunda pes edecek o da senden tepki vermeyince. Ben henüz Mustafa'nın söylediklerini azmedemeden Artun dahil oluyor konuşmaya. Oğlum bak, bütün kadınlar ve bütün evlilikler birbirinin aynısı değil. Sen de geçmişteki Arif değilsin, her şey değişti. Kocaman bir adam oldun. Hayattan ne beklediğinin farkındasın. Evlilikten ne beklediğinin farkındasın. Bunları göz önüne alarak düşün. Kızı kaybetmeye göze alabiliyor musun, bunu da düşün. Musti'ye dönüyorum. Sabit bakışları karşıdaki duvarda duruyor. İfadesi biraz tuhaf. Nasıl desem, böyle konularda hep umursamaz duran, bizimle dalga geçen adam ciddi ciddi bana akıl veriyor. En çok bunu düşün hatta. Geçmişteki tecrübelerimize bakarak karar verme yaşına geldik artık. Bu göründüğü kadar iyi değil. Etraflıca düşünüp tartıyoruz ama en mantıklı karar bizi mutlu edecek diye bir kural yok. 2 gün sonra kafanı duvarlara vuracaksan eğer mantığını boşver de kendine bir şans tanı. Mustafa sustuktan sonra kısa bir sessizlik oluyor. Sonra Tarık, Musti diyor. Salonun ortasında 3 gözlü bir uzaylı görmüş gibi dehşet dolu ifadesiyle. Lan Musti, sen aşık mı oldun ki Musti'nin herhangi bir dişiyle ilgilenmesi salonun ortasında 3 gözlü uzaylı olmasından daha ilginç. Musti iç çekiyor. Oldum ya da olmadım. Bilemeyiz Tarık. Tam onlarda sehpanın üstündeki telefonumun ekranı bildirim sesiyle beraber aydınlanıyor. Uzanıp telefonumu alıyorum. Bir mesaj duruyor ekranımda. Tanımadığım bir numaradan gelen mesajı okumaya henüz fırsat bulamamışken ellerimdeki telefon titremeye başlıyor ve arama ekranında Sena'nın adı beliriyor. Telefon durmadan çalarken ilk kez bir karar almam gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyorum. O ana kadar hep nötrdüm. Sena'ya ne yapma diyebiliyordum ne de kendim ona bir adım atabiliyordum. Ama artık gerçekten bir karar vermem gerekiyor. Daha fazla duvar jöle oynamanın bir manası yok. Telefonu açarken bunun bir dönüm noktası olduğunu biliyorum. Öylesine bir günün, öylesine bir akşamında ilk kez Sena ve ben yerine biz olabilmenin ihtimalini düşünüyorum. Ve bu düşünce tahmin ettiğimden çok daha fazla iyi hissettiriyor. İşte böyle dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı ben Acı Kiraz, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza mı? Çoğul konuşayım ya, bu hepimizin kanalları. Eğer hala sizin kanallarınıza abone olmadıysanız diyeyim. Abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 4 tane kanalımız var. Bir tanesi adı Fantastik Sesli Kitaptı ama onu Sesli Kitap Cihan Bozacı diye değiştirdim. Buraya hem fantastik ekleyeceğim hem de normal hikayeler ekleyeceğim. Bir diğeri Cihan Bozacı, bir diğeri Cihan Bozacı hikayeleri, bir diğeri de Kitap Sesi. Bu kanallarda birbirinden güzel hikayeler sizlere bekliyor. Yeni hikaye beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına Salgın Sesli Kitap, Salgın Cihan Bozacı diye yazarsanız çıkacaktır. Çok güzel bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni hikayede değil, yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.